Evet gençler, ne habersiniz, ne yapıyorsunuz, nasıl hayatlar? Ups, yanlış şeyi çevirdim. O hemen Mesh karakterimizi gördük ekran. Mash. Pardon, Mesh. Harita. Onu chat oradan okunuyor mu? Söylesene Chat yanlış yapmış okunuyor mıyım? mu? Yani anlaşılıyor mu oradaki haliyle? Anlaşılıyor ya. Ya yani ben uzaktan görebiliyorum. Ha, tamam. Herhalde diğer de görür. Tamam o zaman. Görünüyor ya. Tamam. Şu Telefonda an... falan nasıl olur bilemem ama. Efendim? Telefonda falan nasıl görünür bilemem ama. Onu ben de bilemeyeceğim. Yalnız şey, görüntüyü telefondan aktarmam çok komik. Ya Telefonda telefonla mı gayet alıyorsun? geliyor. Telefondan stream yapıyorum. Ben görmüştüm ya böyle yapanları. Gayet güzel oluyor. Az büyütebilir miyim? Şey yapacağım da biraz. Bu telefon ne? He? Bu telefon ne? Benim kendi telefonum. Senin ne? Samsung A50. Yine yabancı olduğum bir şey. Şimdi nasıl? Daha okunaklı mı? Büyük büyük. Benim sesim az mı geliyor? Yo iyi. İyi geliyor da bize iyi geliyor. Yayında nasıl Yayına bilmiyorum. dedim zaten. Yayından bir kontrol etsenize. Tamam. Ona göre biraz arttırmam gerekebilir. Buradan bir Biri az kapatıyorum. geliyor diyor. Evet, o yüzden sordum size zaten. Yani bence sormam mı Çok az mantıklı? açabilirsin. Köfte. O zaman diyelim ki merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve bugün sizlerle Fate oynuyoruz. Nasıl şu an? Alo? Hala mas. Çok güzel. Ben 45 yapayım da. Gençler. Hayat nasıl? JavaScript. Hala az bir cızırt var. Sen bir sesi arttırmayı denesene. Ben mi? Yok, sana demedim. Şurayı neden düşürdüğümü anladım. Şimdi bir patlıcancığım, sen bir konuş. Ha, bu arada cızırtı patlıcan... Benden geliyor olabilir. Aynen, cızırtı patlıcandan geliyor olabilir. Dur, ben de kendi sesimi dinleyeyim. Deme bir ki deme. Sesimi dinleyeyim. Deme bir ki deme. Tamam, bana kendi sesim normal geliyor. Ben kendi sesimi dinleyeyim yayından. Siz sesi bir açın. Evet, o zaman. Farmlamaya başlayalım. Golden Fruit harcayacağım Sanırım tabii cızırtı ki de. benden geliyormuş. He? Sanırım cızırtı benden geliyormuş. Yani o biraz garanti de. Abi şu adamı çok kıskanıyorum ya. Bu servant dün geldi. Adam 100 level yapmış servant'ı. Skill'lerini falan da kasmış zaten. Noble Phantasm'ın da son level. Artık ne biriktirmişse, nasıl bir şey biriktirmişse, hayvanın evladı. Ama işime yarıyor. Oyun, gacha oyun. Nasıl anlatabiliriz oyunu? Bu arada Mehmet, sen buraya geri gelsene.
Selamlar, selamlar, selamlar. Bu arada yayın için önce bir şey, latency düşük olsun diye odamdaki access point'in Wi-Fi'ını açtım. Sonra onda da hafif latency olunca dedim ki aman sikerler direkt olarak buraya kabloyla bağladım. Böyle komik bir düzen yaptım. Olur. Bu soduyu artık kapatabilirim. Seni de şöyle atalım. Evet. Öyle yani. Böyle saçma bir şey yapayım dedim. Oldu. Ama maalesef kullandığım araç ses vermiyor. Mehmet? Evet, geldim abi. Güzel. Karmila chain'imiz var. Bir ara sesleri aktarmak için de bir şeyler yapacağım ama. Bu arada FPS biraz düşük oluyor, geliyor olabilir oyunun. Çünkü çok FPS yüksek olsa da bir şey yazacağınız. Yani. Yani şimdi. Düşünün. FPS'e değil, waifu'lara odaklı. Aynen. Yani mi? Ama senin böyle işte yavaş yavaş bunları anlatman lazım. Evet. Neye bakıyoruz abi? Neye bakıyoruz? Ben event'in bir tane event için farmlıyorum. Yani grind yapıyorum resmen şu an. Biraz detaylı giriş. Pokemon'dan anlayacağımız grind. Aynen öyle. Yani FPS ne işe yarayacak değil mi? Ki zaten yayının asıl amacı aslında oyunun kendisi değil. Bir de mesela ablalarımızın wallpaper'larını wallpaper sayfamızda da paylaşabiliriz aslında. Değil mi? Daha görsel bir açık versin diye izleyeceğim. Sevmedim. Evet. Evet, Machine Noble Phantasm da hazır. Sen demin ne dedin bu arada duyamadım dediğine? Ben oyunu sevmedim. Kanka çünkü mobil oyun. Evet. Şimdi mobil oyunları sevmeyen büyük bir insan kitlesi var. Ben telefonda kullanmıyorum. Abi şu skill'in gereksiz OP'liğine baksana. 4 farklı buff veren skill mi olur? Bir takıma. Aradığımız karmaşayı şeye koymuşlar oraya. Harbiden ben de çok saçma. Bu arada uçan şempanze ben de oynadım. Ben sadece uçan şempanze? Şempanze değil miydi onun? Ben mi yanlış söylüyorum? Uçan patlıcan. Uçan patlıcan. Şempanze değil miydi? Yok değil. Ama güzelmiş. Ne bileyim uçan Hollandalı'dan aklıma oradan oraya o geldi işte. Olur öyle. Evladım Insta konusunda ne yardımcı olacaksın? Instagram kullanan mı var burada doğru düzgün? Normalde hep nick değiştiriyorum da. Bu sabit. Evet. Şimdi Literal Wife Wars. Carmilla vs. Medusa. Aynen abi. Solda gördüğünüz ablamız. Dünyalar güzelim. Ben çıkıyorum. Görüşürüz. Demedim oyunu. Sohbet muhabbete kal işte. Hadi yayınlar. Hadi görüşürüz. Ya... Bilmiyorum yani ne konuşabileceğim. Yine kurt mu düştü? En son anlatıyordun Ark'la ilgili bir şeyleri.
Ya işte bir paket var, onu kurmayı unutuyorum sürekli. O yüzden internete bağlanamıyorum. Şey, Ha. kabloyla da bağlanamıyorum, port kırık diye. Şey, O yani. En son ve telefonla kablo aracılığıyla bağladım. şey, onu çok ilginç bir yerde yapıyorduk bir kırpatla beraber. Şey, kırpatın Wi-Fi kartı direkt olarak kernel'da yok, onun sürücüsü. Botcom zaten, tahmin edersin. Evet. Şey, o esnada kurduğu yerde de şey, Wi-Fi sadece var. Kabloyla bağlanamıyor. Evet. Dolayısıyla da aynı yöntemi onda kullandık. Ya son çare o biraz ya. İşe yarıyor mu? Yarıyor. Yarıyor evet. Cidden yarıyor. Evet, ve Carmilla Medusa'nın içinden geçer. Bu arada zaten bu yayına izleyici gelecek gözüyle bakmıyorum ben. Sırf kenarda açmak istediğim için açtım. Tür olayları da öğrenmiş oluyoruz. Gerçi farm yaparken insan çok... Ben eskiden farm yaparken şey yapardım bu tür Ben... şeylerde. Yanda ya MMO'da karaktere tuşlara basarak bir şey kasardım. Bir yandan da onunla farm yapardım. Ya da arkada ne bileyim Skull Rumble falan açarım. Anime izlerdim yani. Kafada... Farm yaparken ben genelde YouTube'dan bir şeyler açıyorum. Evet. Connecting. Benim şeyim işte ne olsun Konosuba gibi kafa animeleri izlemek. Şu da elimdeki servant listesi. İşe yararlar şuraya kadar. Ayş, Mehmet. Evet. Kullanmamı istediğin bir servant var mı? Saber gösterebilirsin. Yani reklam Dur bakalım. nasıl Şey. o maçta reklam yüzü Tracer'sa buradaki de Saber. Artoria'yı mı diyorsun? Kanka hepsi aynı. Şimdi Saber Face kavramı var. Dur, Artoria'nın işe yaradığı bir yer. Sende Alter Saber yoktu değil mi? Ya da Jandark. Yok. 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 Ay. Yok. Buralarda bir yerde. Güzel. Şunu farmlayabiliriz. O zaman gel bağalım bağ bir. Ya da ne bileyim Fate animesini izlemiş olanlar yok mu burada? Ben izlemedim. Ben toplamda 5 tane anime Sen hayatında büyük bir eksiklik yaşadın dostum. izledim zaten. Valla. Ne söyleyeyim? O şey, bizim Discord'un anime izlemeyeni. Yok, Kanka. izliyorum da yani Adam daha 5 tane çok çok izliyor şimdi. yeni. Sen de var ya iyice gömdün ha. Ama neden 5? Onu Şeyi soralım. bitirmedim örneğin. Death Note denen şey var. Onu bitirmedim. Çok Evet. sevildiğim için bitirmedim. O nasıl bir şey ya? O üçüncü, dördüncü olması lazım. Dördüncü izlediğim animeydi. Bu şey Dedim gibi bir şey ben mi? bunu hemen Ama bitirmeyeyim. bir tane Ölüm bak. defterinin diyor. Ölüm defteri. Şey biliyor musun lan ne olduğunu? Yarısına kadar izledim işte iki sezonun. Yani bir Evet. sezon izlemiş gibi bir şey oldu. Sanırım o Anladım. tek sezon ama part part değil mi? İki part var. Yani sonuçta şey iki sezona bağlanmış Biz 50 bölüm. şey 25 Ya bölüm işte ve ilk 25 yarısını bölüm ve izledim sonrası o diye bölüm. kabul ediyoruz. Ya, o bölümden yarısını izledim. Dedim bu çok güzel, ben bunu harcamayayım, hemen bitirmeyeyim. Öyle bekledim İlk işte. 25 bölümü için dediğin geçerli. Yok ya ben sonraki bölümlerini de seviyorum. Ay. Spoiler vermeyin. Onu bitirmedim. İşte en son Dr. Stone vardı. O zaten sezon finali yaptı. Doktor Kaya. Attack on Titan var. One Punch Man var. Bir de Death Note var. O kadar sanırım. Ha bir de şey. Neydi o? Full Metal Alchemist. Bunların hepsini de güncellemesi getirdim. Efendim?
Bunların hepsini de güncellemesin mesela. Şey, ses kesiliyor. Bunların hepsini de güncellemesin diyor. Evet, benim sesimde yani bir bitirdim sorun. Neredeyse hepsini. Aa, Attack on Titan 3 sezonda izledin yani. Evet evet, onu bitirdim. Nasıl? One Punch Man'i de bitirdim. Attack on Titan güzeldi ya. Ben hani onu bir de o izledim ilk animeydi. Bu bayağı sağlam. Evet, çok sağlamdı. Ve ikinci sezonu bir yıl falan beklemiş. Şey, üçüncü sezonu bir yıl falan beklemiştim. Evet. Bir yıl bekletti ve şey var. Herhalde dördüncü sezon en iyi anime birinci diye girecek diye düşünüyorum. Demiyorum ama bayağı sağlam var. Anime yani. Hikayesi çok hoş. Aynen. Ama Nazi göndermeleri falan var diyorlar. Yani Alman karakterler de çok var hani. O Armin'in yaptığı hareketler olsun, bilmem ne şunun yaptığı hareketler olsun beni o kadar derinden etkiledi ki. Evet. Hoş ya, bayağı hoştu. Ben de burada yani bir çok... Excalibur yardımcıyım. One Punch Man de çok güzel. Dediğim gibi o böyle hani çok patlamış mısır alıp izleyeceğim böyle hani, bayağı hoş. One Punch Man'in ikinci sezonunu bu arada ben yarıda bıraktım. Ben çok görüntüye takılmıyorum ya. Yok şey, çok... hikayede de hafif sıktı. Muhtemelen o esnada aksiyon istemiyordum, ondan olabilir. Bilmiyorum, ben sevmiştim. Ya ben o esnada aksiyon istemiyordum olabilir, ondan olabilir. O Full Metal Alchemist zaten bayağı bir hoş yani, bayağı bayağı bir hoş. Full Metal Alchemist güzel. Full Metal Alchemist'le başladım ben. İkisi de. Brotherhood'la başladım, sonra diğerkini de izledim onun hatırına. Güzeldir ikisi de. Yani bence Brotherhood daha güzel. Brotherhood daha güzel. Diğerki de hoş. Diğeri başlangıç kısmı bayağı iyi işlenmiş onda. Bir de şey, ilginç bir şey. Bir mangaya sadık, bir de mangaya sadık olmayan iki anime uyarlaması var serinin. Ve ikisi de fazla kaliteli. Evet. Öyle bir komedisi var. Şey var. Kendi evreni olup böyle cidden hani mesela Fullmetal Alchemist bayağı kendi evreni var. Kendi dünyası var. Böyle animelerde nadir güzel animelerden biri de. Evet, kesinlikle. Bakma My Anime List'e bir numaraya koyuyorlar ama onun gibi böyle çok güzel animeler de var. Bir de şeyler anime sayılıyor mu bilmiyorum ama Avatar Aang falan. Avatar ya, anime değil. Ama fark etmez. Dersu şey, Japon daha... tanımına göre sorarsan anime bu arada. Çünkü Japonlar ben her türlü anime... cartoon falan hani. Japonlara göre her türlü animasyon animedir bu arada. Evet. Zaten çizgi filmde anime aynı şey ya da farklı şey diye konuşmayacağım ama fark etmez. Ha çizgi film demişsin, anime demişsin. Benim. Genel olarak animasyon demek daha doğru hepsine. Hani çizgi film bizim zaten, dilde çok farklı şey, anlaşılıyor. Anime dediğin şey bu arada aslında animasyondur. Evet. Animasyonun Japoncasının kısaltılmışı. Spider-Man falan bayağı bir fazla var. Ya bu arada şu an yaptığım şey event, bir tane event var. O eventin materyallerini farmlıyorum. Bu. Eventin senaryosunu yapmak isterdim de onu arada bitirdim. Daha doğrusu tam bitmedi. Yeni bölüm, her gün yeni bölümler şeklinde geliyor. Full Metal Alchemist, Shingeki no Kyojin. O da aynı şekilde kendi evreni olan. Evet, evet. Köfte'nin verdiği iki tane daha anime var. Dr. Stone'a benziyor dediği. Adlarını unuttum. Dr. Stone sevdiysen sevmişsindir derim. Çünkü demişimdir. Öyle bir şey işte ama bir bakayım işte adlarını. Şimdi önce telaffuz edemeyeceğim muhtemelen ama. Takımın defansını bir arttıralım. Sonra. Dr. Stone fena değil ya. Bir... Bu Steins Gate mi? Öyle mi okunuyor? Steins evet, Gate. Evet. Bir de Cowboy Bebop. Bebop. Öyle bir Bebop. Şey. Cowboy Bebop. Güzel serilerdir ikisi de. Onlar ikisi var. Onlara bakacağım işte. İşte genel şey var şu an. Teenage Mutant Ninja Turtles 2003 şeyini izliyorum. Güzel. Teenage Mutant Ninja Turtles 2003 serisi nasıl oğlum? 2003 serisi bence güzel ya. O sanırım ilk serisi. Aa. Değil mi? Teenage Mutant Ninja Turtles çok eski. 1900'lerde yapılan var mı? Evet. Ona da bakarım. Hatta dur bakalım.
TM. Ama hikayeleri hoş yani. Ben onun şey halini seviyorum ya, bu 87'de yapılmış. Oo, 87-96'da olanlar var ya. Ben o seriyle efendim büyüdüm işte. O seri en son gördüğümdü benim. Ben duymadım. Benim neslin bildiği o. Hatta işte onu ben duymadım adını. Mükemmel bir introsu var. Şu Teenage Mutant Ninja Turtles diye bir şey duyarsın ya arada bazı yerlerde. Ya da duymuşsun. Duymadım. Nasıl duymaz? Nasıl duymazsın? O 2003 abi şeyinin şeyi kötü. İki tane giriş var. Ve bir ikinci giriş birincinin editlenmiş hali. Yani tekrardan kayıt değil ve ses farkı var böyle. Çok net anlaşılabilir ve iğrenç duruyor. Olur öyle. Direkt kesmişler. Tam ortaya bir şey koymuşlar falan. Ah be, öldüm bile. Çöpe gitti. O crit starlar. Ne yaparsın? Bu arada Fate'in genel olayı da tarihten insancıklar var. Evet. Tarihten efsanelerden vesaire. Onlarla savaşıyor. Onları kullanarak bir de Yu-Gi-Oh var. Yu-Gi-Oh'yu da izliyorum. Güzel. İlk şeyini. Onda da şey fark ettim. İzliyorsun ama izliyorsun. Dediğim Yu-Gi-Oh anime bu arada. Efendim? Yu-Gi-Oh anime bu arada. Zaten bilmiyordum. Benim izlediğim İngilizce ama. Yani Japonca şey varsa bilmiyorum. Var. Var var. Orijinali Japon kökenli onun. Anime diyoruz. Ya 4'e 3 şeydi. Aspect ratio. Şeyi, bu anime seriyim olmasını engelliyor mu? Yok hani ilk sanırım o. Yu-Gi-Oh bayağı eski bir seri zaten şey. Mehmet'le benim çocukluğumuzdan. Ben yok bayağı eski. Çocukken gördüm hatırlıyorum da çok net hatırlamıyorum. Olur öyle. Vardı böyle çocuk, böcekçi çocuk şey atardı. Exodia'nın destesini denize atardı. Bu arada Yu-Gi-Oh'u hiç hatırlamıyorum. Onda da dikkatimi şey çekti. Animasyon kareleri böyle, insanlar hiç gözlerini kırpmıyor. Sadece ağız böyle sadece hareket ediyor. Eski ucuz animelerde öyle bu arada. O bayağı, Bir aşırı belli oluyor böyle. Şey ve Yu-Gi-Oh bayağı düşük bütçeli bir animeydi. Ama içerik güzel bence. Ve çocuk animelerine genelde yüksek bütçe ayırmazlar. Öyle bir olayı var. Örneğin işte bu yeni şeylerde, yeni çıkan animasyonlarda ağız hareketleri falan çok şeye uygun. Hani çıkan sese. Ama bunlar falan direkt aç kapa yapıyor gibi bir şey. Yo daha bir... Hatta başlayalı ne kadar olmuş? Tam söyleyeceğim. 28 benim dakika olmuş. Benim hiç şeyim yok. Hani profesyonelliğim falan yok. Görüşlerim sadece. Fark ettiğim şeyler. Hangimizin profesyonelliği var ki? Yok hani animasyon falan tasarlama olayım yok. Bende de yok. Kim ya, öyle bir arkadaşım var mı? Efendim? Öyle bir arkadaşımız mı? Hani varsın. Benim var. Nasılsın Knight'çığım? Dante mi? Knight'çığım dedim. Yok hayır. O tanıdığın arkadaş. Ha yok değil. Ya bayağı şey, animasyon falan okuyan bir arkadaşım var. Okuyup da bitiremeyenlerden bir yan diye düşünüyorum. Benim dediğim gibi hiçbir şeyim yok ama şeyi izlemiştim, o çok hoşuma gitmişti. Dr. Stone Behind the Scenes gibi bir şey işte. 20 tane animatör falan var, adam açıklıyor işte İngilizce altyazıyla. Medusa evet. Bildiğin
Maşın ağzını yüzünü dağıttı demin. Dövüyor ya. Oyunu izliyorum da hiçbir şey anlamıyorum. Kanka ben de yarı yarıya yani. Çok fazla bir şey yok. Sorun işte. Ney ney diye. Ben de nereden başlayacağımı bilmiyorum çünkü oyun karmaşık. Bu klasik iki boyutlu oyunlar var ya, bu onun gibi işte. Kanka yani, kaos. Maş öldü. Kaan'ın waifusu gitti. Maş. Kaan'ın waifusu cidden Maş. Evet. O zaman benim... Ben şeyim böyle çok aç gözüm. Şeyde. Fate evreninde. Sen de kim? Ya... Şey gene... Bak şimdi adam... Ya gene Medusa... Kesinlikle Medusa'yı koyarım yani. Ben Medusa'yı cidden beğeniyorum. Yapmışlar ablamı. Medusa candır ya. Dedim mi Medusa öldü? Medusa hangisi oluyor? Göstereceğim. Pembe saçlı olan mı? Evet. Aha. Mor saçlı olan. O bildiğimiz Medusa mı? Taş evet, tarihteki mı? Medusa. Evet. Bakış peki neden pembe abi saçlı? Burada öyle. Çünkü anime. Aldır. Ne renkli bekliyordun Medusa'yı? Yeşil mi? Hiç yılan saçlı bekliyordum. Aa dur. Gorgon halinde saçları yılana dönüşüyor. Bunların şeyleri var, versiyonları var şimdi. Evet. Sen çok küçük gördün oyunu. Şimdi Medusa'nın 3 farklı bilmiyorum ki. Medusa'nın 3 farklarını göstereceğim. Bir ponçik Medusa. Bu pembe olan mı? Şu an ekranda gösterdiğim. Medusa'nın genç hali. Medusa'nın fake'deki asıl hali. Hatta evet. Fate Stay Night oyununda gördüğünüz halde açayım. Fate Stay Night'ın animelerinde gördüğünüz halde açayım. Kıyafetini pek güzel yapamıyorlar. Aynen. Şu da efsanesinde tam olarak yaratığa dönüşmüş hali. Gorgon hali. Sonra tarihten başka kimler var? Ha bu arada tarihten pek çok tarihten ya da efsanelerden pek çok karakterin cinsiyeti değişebiliyor. Aynen. İmparator Neron'u görseniz dibiniz düşer. İmparator Neron. Evet. Şu Roma'yı yakan. Evet. Aha. Kral Arthur. Bu da Arthur. Ha. Atilla. Atilla. Ama Santa abi hali bu. Dur biz göreceğiz. Biz yayından izliyoruz. İşte ben bunlara işte her... ben bunları söylediğimde neyle oysa. Bu karakterlerin hepsi dişi mi? Yo. Erkeklere gelelim mesela. Sakata Kintoki. Namı değer Smash Guy. Emiyashiro. Fate Stay Night'taki Archer'ımız. Kuklain. İrlanda'nın ışık çocuğu. Tabi bu prototype'taki hali. Fate prototype'taki hali. Bu normal animedeki hali de bu. Bu İrlanda mitolojisinden. Sonrasında bakalım. Tarihte gerçekten kadın olanlara gelelim. Daha doğrusu efsanesinde diyelim bununla. Çünkü bu mitolojiden, Yunan mitolojisinden bir cadı. Medea. Ha, yakın tarihten. Elizabeth Báthory. Genç ve güzel hizmetçilerini öldürmesiyle meşhur bir Macar soylusu. Alo? Duyuyorum. Ha, sizin evet sesiniz bir. Ben her an cevap veremiyorum. Bir de ya, fight çeviriyorum. Şey, ha, Jean d'Arc'ın şey... ben zaten hali hiçbir şey bilmiyorum. Jean d'Arc'ın çocuk hali. Jean d'Arc'ın çocuk hali mi? Evet. Aa, onu...
Jandarks Alter Santalili. Lancer. Mahvetmişler böyle ya. Bilmiyorum ben, aslında herkes seviyor da. Çok da kötü değil de. Tuhaf yaklaşıyorum ben. Bir tane Servant'ımı göstermek istemiyorum çünkü Fate Zero için Allah gibi spoiler karakter. Ya. Şurada şimdi birazdan gelecek sana en üstten ikinci Skahah'ın hemen yanındaki abimiz. Sen tanıyacaksın Zero'yu izlediğin için de. Ha evet, tamam anladım. Benim jetim geçti. Abimiz ağır spoiler düşününce. Aynen. Yaz onun Noble Fantazm'ını da çok biliyorum ya. Takıntılı olduğu kişinin adını haykırıyor sadece Noble Fantazm'da. Noble Fantazm'da şey, onların böyle ultisi. Özel saldırıları. Ultisi. Ulti. Aynen. Diğer oyunlardan bileceğini. Ha. Fate'in şu anki animesinden bir karakter. Şu an yayınlanan. Babil animesinden. Enkidu. Enkidu. Ha, şey, Gılgamış Destanı'ndan. Gılgamış'ın en yakın arkadaşı. Şu da Gılgamış ama Caster hali. Bakalım arkadaş isem de Archer halini bulabilecek miyim? Tabi her yerde iştar var. Şu an bir Ereshkigal arıyorum support olarak yanıma. Arkadaş listemden. Çirkin hizmetçilerin ne yapıyormuş biz de bilmiyoruz. Bu sene onları hizmetçi olarak kullanmaya devam ediyordur. Ha, bu arada şey... olayın şey, genç ve güzel hizmetçilerini öldürmesinden ötürü şey, ilginç bir özelliği var. Kadın servantlara karşı ekstra hasarı var. İlginç. O yüzden şey, bu arada oyunda farklı klaslar var. Ana klaslar Saber, mesleğe yönelimli programlama. Saber, Archer, Lancer, Rider, Assassin, Caster. Şey, Carmilla bir Assassin. Yani Elizabeth Bathory. Burada Medusa'ya karşı savaşıyorum. Medusa bir Rider. Assassin'ler oyunda Rider'lara karşı ekstra hasara sahip. Üstüne bir de Carmilla da kadınlara karşı ekstra hasara sahip. Bu da demek oluyordur ki Carmilla Medusa'yı kenara çekip sen gel bir buraya diyor. Öfte bu animeyi bilen bir kişi bu oyunu anlayabilir mi? Yavaş yavaş. Oyun mekanikle biraz karmaşık ya. Yani. Oynamak gerektiriyor biraz. Şu ana kadar hiçbir şey anlamadım ben. Doğal. Mesela. Ya olay şu. 3 tane ön planda servant'ım var herhalde. Benim şu an 3 tane yer Mash, tank bir servant. Carmilla, ana DPS'im. Ve Ereshkigal, off DPS'im artı support'um. Şurada skill'leri var. Mash'ın birinci skill'i bütün takımın defansını 3 tur arttırıyor. Mash'ın ikinci skill'i seçtiği bir tane target'ı o tur hiçbir hasar almamasını sağlıyor. Üçüncü skill'i taunt. Bütün hedefi kendi üstüne çekiyor. Yani yaratıklar direkt olarak Mash'a saldırıyor sadece. Ve o tur esnasında da Mash'ın Noble Phantasm gain'ini, yani ulti gain'ini hayvan gibi artırıyor. Ultiyi de hasar aldıkça ya da hasar verdikçe kazanıyorsun. Şu iki skill bu arada yani seçtiği bir takım arkadaşını ölümsüz yapan ve kendisini hedef yapan skill'ler genelde beraber kullanılır. Kendisini ölümsüz yapıp JavaScript yazmak daha kolay. Kendisini ölümsüz yapıp bütün hedefi kendisine çekiyor. Dalın bana, hasar yemiyorum diyerek. JavaScript yazmak daha kolay. Bir de Hayda. Mash'ın
JavaScript yazmanın neresi kolay? Deltiyorum, JavaScript yazarken kanser olmak daha kolay. JavaScript yazarken kanser oluyorsun zaten, olayı o. Dur JavaScript... bir saniye, cümle tam olmadı. Anladın sen ama. Anladın sen demek istediğimi. Sonra Carmilla'nın birinci skill'i, favori skill'lerimden bir tanesi. Seçtiği düşmanın Noble Phantasm charge'ından çalıp kendisininkini dolduruyor. Seçtiği hedefin defansını düşürüyor. Ve seçtiği hedefin crit şansını düşürüp kendi crit star generator'ını, yani crit elde etme, kritik elde etme şansını arttırıyor. Elaşkigel'in birinci skill'i kendine ton bir, sadece kendisine ama bir ton efekt basıyor, buff basıyor. Yolun yarısındayken gel geri dön Minecraft oynayalım. İkinci skill'i kendisinin Buster kartlarına, onu da anlatacağım. Buff basıyor. Üçüncü skill'i bütün takıma Allah gibi buff basıyor. Zaten karakter tanrıça. Kartlarda şunlar. Ataklarım aslında. Bunlar da şey... Espri yapayım mı? Yap ulan! Buffer. Biz onlara şampiyon değil, servant diyoruz. Bunlar bizim hizmetkarımız. Neden waifu diyoruz? Anlamadı kimse. Sen şampiyon mu dedin ya? İşte ya da... Buffer. Hizmetkar. Hayır hayır, buff hani. Hep buff basıyor ya. Hı hı. Ha. Buffer. Buffer da hani Vim'de var, Emacs'de var hani. İştar şu anki partimde yok. Bende İştar'ın İştar'ın şey Summer hali var. Yani Rider hali. Onun yerine kardeşi var elimizde. Olur mu? Eraçki gel. Öyle yani. Final boss'la savaşacağız. Hedefimiz zaten o da. Şu an farm yapıyor. Bu farm aslında. Farmın final boss'uyla savaşacağız. Event'in daha senaryosu bitmedi. Gece 3'te yeni bölümü gelecek. Carmilla, vur kafasına. Şey, Carmilla'nın animasyon update'i geldiğinde şey yapılan espri, bir tane karikatür yapmıştı birisi. Carmilla bir şeyler yapıyor, ortalık kan gölüne dönüyor. En nadir karakter kim? Bayağı bir var. Nadir karakterler bol. Oyunun adı ne diye soruyor. Oyunun Fate adı Grand Fate Grand Order. Zaten altta yazıyor. Ay, en nadir karakter. Tonla nadir karakter var. Şu aralar Eraşki geldi. Aa dur. Can konuşmaya katılacak. Ve şey, önce bizim kanala girmesi lazım. Evet. Can Tafloid mi? Ha, bizim Can. Okey. Başka kim olacak? Bilmiyorum. Canlar dolu. Memlekette candan başka ne var, bol var. Bir girsin sesli chat'e. Dur. Aslında dur. Onu bir Köfteistan vatandaşı yapayım. En nadir yok işte. Bayağı bir nadiri var. Ya yani 5 yıldızların hepsi en nadiri kabul edebiliriz. Dur. Rolls. Ama şey de var. Bazıları sadece belirli eventlerle geliyor. Evet. Mesela Eraşki gel şu anki. Eraşki geldi. Az önce çıkartmayı denediydik. Bütün aynen. Kızlar toplanmış. Selam gençler. Ya sana gelelim da o an bir anlık böyle Twitch YouTube muhabbeti falan döndü kız o bir şeyde. Onu toparlamak. Sen ne kadar nefret ettiğimi söylüyordum.
Evet, onu toparlamaya çalışırken sen bize dedin geldi. Bir hınharca gülüyoruz. Aya. O zaman bir Blessing of Kur alalım. Bir Blessing of Kur. Oy, kimdirinden çok güzel yankı geliyor. Var mı lan eski Legolas? Kaan senden yankı geliyor. Dur, dur. Tamam. Yayının sesini açık almış da. Büyük ihtimalle ondan geliyor. O zaman muhtemelen hoparlöründen de ses geliyor senin. Ya bak şu anda gelmiyor mesela. Aynen. Sizin sesleriniz öyle çok ekstrem bir durum olmadı mı? Yankı yapmıyor da bir şey açtığı vakit falan direkt geliyor. Ne güzel. Ha evet çizim. Yani. Köfteoğlu banladı. Yo. Gayet doğru. Çizgi film yayını yapıyoruz. Çizgi film oyunu yayını, pardon. Abi kelimenin köküne bakarsan doğru. Scribble Knot mı oynuyorsun? He? Bence direkt hepsi animasyon olmadı. Çizgi film oyunu, kelime kökü falan. Scribble Knot. Animasyon deyince benim aklıma direkt Ice Age tarzı şeyler geliyor. Ben direkt muhabbete geldim abi. Yayını bile açmadım. Bunlar da animasyon. Abi diye. Fate oynuyorum yayında. Ha Fate. Ben de muhabbet yani. Şu anda bu odada. Hani, ben de muhabbete geldim. Oğlum bak Fate oynarken Rütük'le başın derde girmesin. Girmez. Ya demet. Zaten Kaan'ın önceki hesabına gelen Assassin'i açmadığım sürece ki yok bende kendisi, sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Abi onda Rütük değil direkt. Amerika'dan kafamda direkt FBI belirir. FBI. Tamam. Yani Medusa. Ben Stan gördüm. Bak, abi yerli devlet kuruluşları olarak şu sıralar yurt dışındaki kurumlara çatışmaya bayılıyoruz. Fark biliyorsunuzdur. Google'a mı şey yapmışlar? Nudge nudge, wink wink. Hayda. Ne yapmışız yine? 93 milyon lira ceza mı ne kesmişler? 93 miydi? Bir dakika. Yanlışım yoksa bir de günlük ücret yani. Günlük kesilen. Oha. Ne? Daha söyleyeyim bana anlatın. Bir videoda duydum yahu. El alemin yabancısıyım. Google dedi ki, pardon, Türk Rekabet Kurumu dedi ki 90 üstü milyon lira ceza keseceğiz sana. Bizim uygulamalarımızda varsayılan tarayıcı olarak Google'u kullanamazsın. Bunu Android için söylüyorlar. Evet. Google da dedi ki fuck you bitches, I'm out. Evet öyle. Türkiye'den çekilme kararı aldı. 2020'den sonra, yani aslında bu ayın 12'sinden sonra çıkacak olan yeni telefonlarda Google uygulamalarının bulunmayacağını, lisans vermeyeceğini söyledi. Aynen öyle. Sonra Samsung da dedi ki 2020'de Türkiye'ye yeni telefonlarımızı getirmeyeceğiz. Oh. Koydu işte. Vallahi arkadaşlar 3 sene dişimizi çıkarırız. Değil, tabii. 2023'te Bor'da biz hallederiz işimizi. Değil mi? Borsel. Borsel. Borsel ne ya? Bor'la çalışan telefon yapacağız abi. Tabii canım. Diğer Discord'da konuşuyorduk. Böyle Huni'yi koyacağız abi telefonun üstüne. Böyle jack girişinin üstüne takacağız. Boru boşaltacağız böyle. Bor'la çalışacak telefon. Boru'yla mı boşaltacağız? Abi istasyonlar kuracağız Türkiye'nin her yerine. Böyle bor çıkacak, tamam mı? Telefonun şarjı bittiği zaman istasyona uğrayacaksın, şarj edeceksin. Tesla mobil gibi. Abi ondan sonra bak Samsung, Google var ya elimize ayağımıza kapanacak abi. Köpeğin olayım diyecek. Ya şimdilik öyle. Kaldır şu borunu piyasadan diyecek. Abi şimdilik öyle. Millet ileride kendi bahçesinde de bor yetiştirmeye başlayınca kurtulacağız. Değil mi? Kanka abi, bor zaten evlerimize kadar girdi. Bizim bor camlarımız boşuna değil, durmuyor yani. Ha bu arada gençler, cinsiyeti değiştirilmiş bir tarihi kişilik daha. Leonardo da Vinci. Evet, ablamız. Bu ablamızı niyeyse hiç beğenemiyorum ben ya. Köfte dedi ki bunlar benim Rütük'le aramı bozacaklar, konuyu değiştireyim. Haklı. Oradan bozamasak buradan bozarız, rahat ol. Ay. Borularında çiçekler. Tarihi kişilik olarak yuvarlak masa şövalyelerinden Sir Galahad.
Galahad var. Ama Galahad kendisi olarak yok. Demi servant olarak başka bir insanla birleşmiş halde var. Mashk aslında Galahad. Şey soracağım. Şimdi Google elini ayağını çekiyor ya. Evet. Popüler uygulama, YouTube gibi popüler uygulamalar konusundaki şeyi ne olacak acaba? Şöyle diyeyim. Play Store olmadan YouTube'u nasıl indireceğim? Hayır, onu demiyorum. Yani internet sitesi olarak da var ya. Ha, internet sitesi olarak kullanırsın. Onda sorun yok. Benim şeyim orada çünkü o baya büyük bir kaynak. Ya onun şöyle için... bir durum abi. Yeni çıkacak olan telefonlarda bu servislere lisans gelmeyecek. Var olan telefonlarda sorun yok. Yok, onu ben biliyorum. O haberi ben 2-3 gün önce bulmuştum. Arkadaşım atmıştı. Abi iyi tarafından bak. İkinci el telefoncular iyi para kazanacak. Değil mi? Hepsi eşki model olduğu için. Bizim gibi insanlara çok koymaz ki biz hani bir tane... Hani DDR 2 RAM fiyatı gibi olacak abi. DDR 3'ler yeni olmasına rağmen fiyatları daha açık ya DDR 2'lerin. Öyle zaten. Aslında düşünce normal bir şey. Arz talep işte. Yani. Bir de şey hani eski şeylerin sağlamlık oranı da önemli bir nokta. Ve bu arada Mehmet. Evet. Atilla'yı son Ascension'la getiriyorum. İzliyorum abi zaten. Android Oyun Club uçacak. Ya peki şimdi abi, şey de ben. F-Droid var mis gibi. Değil mi ya? Ben de onu diyordum bugün abi. Herkes F-Droid kullanmaya başlayacak. Ne güzel oldu lan diye. Ve şimdi bak. Kola olayında peki F-Droid'i nasıl indirecekler? Siteye girip indirecek kaç insan var? Şöyle. Abi ben şunu anlamıyorum. Windows'taki adama repository kullandırtıramıyorsun. Telefon kullanan aynı adama uygulama indirtemiyorsun ya. İşte arkadaşlar. Abi ya, olay burada iyi. Tamamen hani tamamen kullanıcı yetkinliği. İlginç bir konu. Oğlum kaçtı. Merak ettiğim konu şu. Abi biz zamanında kola döktük, portakal geçtik. Şimdi ne? Nasıl protesto edeceğiz? Ne? Nasıl protesto edeceğiz Google'ı? Bıçaklayamazsın. Kola dökemezsin. Su geçirmez. Bilgisayar masasıyım şimdi. Ne? Telefon mu kırayım? Yöntem bulun. Nasıl protesto edeceğiz? Aa bu arada şey... Apple alacaksın falan. Gençler, benim kanalın chatinde Atakan güzel bir şeyler paylaştı. Atakan kim? Şey, Webtekno'nun Google krizi şeyi mi? Ha. Atilla adı Santa'nın Ascension'ı 4'e geldi nihayet. Bizim ülke neden böyle büyük firmalar kafa tutmayı çok seviyor? PayPal olsun, Google olsun. Hey Google! Demesi hoşuna gidiyor adamın, tamam mı? Sen mi büyüksün, ben mi? Ya şimdi bunlar... Tayyip bu işi kontrollü yapıyor, tamam mı? Sadece seçimlerdeyken falan yapıyor. Bunlar da Tayyip'e benzemek için gaza geliyorlar. Sonra ülkeye zarar verdiklerinin aslında farkına varamadan... Sırf onu taklit etmek için kafalarına göre ceza kesiyorlar. Bu arada ya öyle bir şey yok. Hemen geliyorum. Hayır. Şaka yapıyorum. Öyle bir şey yok bu arada. Ben hastanede. Hatta dur. Bir 60 dakikalık var. Reklam arası koyacağım. 60 saniyelik pardon. 60 dakika koyacaksın. Laf ağızdan çıktı bir kere. Bir saat mi olur? Tuvalet moluma benzedi arkadaşlar. Ben hastanedeydim. Hastane internetini kullanıyordum. Hastanenin internetinde GitHub banlıydı. Ney banlıydı? Sen GitHub'ın banlandığı döneme denk gelmişsin. Hayır. O dönemde, o dönemi biliyorum da. Yani GitHub'ın varlığını bile bilmiyordum o zamanlar. Sonradan okuyup öğrendim. GitHub hastanede banlıydı. GitHub'a erişimin yoktu. Hayırdır abi? Hastanenin bandwidth'ini çok mu fazla kullanıyormuş da banlamışlar GitHub'a? Abi ben anlamadım onu. Sonra IT'ler geldi falan. Söyledim işte böyle bunu neden banlıyorsunuz? Tabii o... Adamın GitHub'ın varlığından bir haberi yok. ITG'nin i̇şte, ama. Evet, onu ben de ya yani Türkiye abi işte. Her neyse adam telefon açtı aradı falan açtı şeyi. GitHub'ı açtı. Sonra ertesi gün zaten taburcu oldu nenem. Onun yanında kalıyordum.
Abi bu nasıl bir mallık ya? Evet ya, hani NPM'in paketlerine erişeceksin, çıldırıyorsun. Yani bir de GitHub, hani GitHub olsun, Bitbucket olsun, hiç şey yok. Diğerlerine dokunulmamış. Mehmetcan reklam yok yazmış. Neden acaba? Okey. Parasını Google'dan kazanmadığı için bunu rahat rahat söyleyebilen biri olarak söylüyorum. Bende de reklam yok. Vallahi ben de reklam var. Ben memnun kaldığım şeyi överim. Yayın yani... açmıyorum. Eyvallah. Video çekmiyorum. Onu överim. Çünkü ben potansiyel muhtar olduğum için esnaflarımı istiyorum. Potansiyel muhtar. Abi tabii. ben muhtar olduğum için. Evet olacağım. Gençler geldim. Ya. Geldim gençler. Şey Pomet girebiliyorsun ama şey yapman lazım. Sertifika ayarları var. Bu okulda niye okullarda niye GitHub yasaklı olur? Abi ya, hastanede Fatih yasaklı dedi adam ya. Hastanede yasaklı dedi adam. Evet. Niye? Şehirde 1. Murat Devlet Hastanesi. Ya millet hastanede çok iyi kodur oluyormuş köfte. Hayvan gibi yazılımcı yetişiyormuş. Dış minnaklar engel olmak için GitHub'ı kapatmış abi hastanede. Ve ben şey Edirne'de dendi. 1. Evet. Murat mı dendi? What? Evet. Ben Edirne diyeyim. Abi Kaan bir tek Edirne'de yaşayan sen yoksun bu dünyada. Koy şu an hala Edirne'de misin? Gelmek. Evet hala Edirne'deyim. Bu. Ah. Ben Kaan. De Edirne'deyim. Edirne demiş kanım. Baca böyle sesine bayılırım. Kaan bu çocuğu bul. Çocuk iyi çocuk. Dur. Ne okuyorsun? Edirne'de okuyor musun? Çalışıyor musun? Şu an açıktan lise okuyorum. Son sınıf. Köfte sen asıl bombayı duymadın. ITC elemanlara gitmiş demiş ki bak GitHub kapalı. ITC elemanlar GitHub'ın ne olduğunu bilmiyormuş. Ya bir kişi yani bir kişi geldi. Ne güzel ne güzel ne güzel. Abi ne kadar acıklı bir hikaye o biliyor musun? Ben bir de hani NPM'i geçtim. Vim paketi indireceğim çıldırıyorum. En son VPN'le şey, IRC'den girebiliyordum. Efendim? VPN'le bağlansaydın? Yoktu hiçbir şey işte yanımda. Yani telefon falan da kullanmıyor. Şey internet yok, hiçbir şeyim yok. Tabii işin ironik kısmı GitLab'a, Bitbucket'a falan bağlanabiliyor. GitHub'a yani, bağlanamıyor sadece. Evet, sadece GitHub'a özel bir şey. Abi susun, uyandırmayın. Çünkü GitHub kullanabilen insanların GitLab ve Bitbucket kullanabileceğini henüz bilmiyorlar. Bunu illa da hastanede kullanmak lazım. Abi dış minnakların planlarını bozacaklar. Susun. Aklıma GitHub'ı... Ben şey yapıyordum. GitHub'ın evet. Yasaklı olduğu bir yer daha geldi bu arada. Ukrayna'da GitHub'a erişemiyorsun. O niye lan? Daha sonra Kırım'da pardon. O niye? Dış mikrahlar orada çok kalabalık. Şey. İşgal bölgesi kabul ediliyor ya. Amerikan yasası. Amerikan şirketleri işgal bölgelerine hizmet veremez. Amerika işgal mi ediyor orayı? Yok. Genel olarak işgal bölgesi kabul edilen herhangi bir yere hizmet veremez. Yani şimdi birileri Türkiye'yi işgal etmeye kalksa GitHub kullanamıyor muyuz? Yep. Ben hayatımda bir kere bile kullanmadım GitHub'ı. Senin zaten... Muhtemelen her türlü kullanıyorsundur bir program aracılığı sayesinde. Bak ben... Retail'le... Sisteminin şey olduğu bir yer o. Ben yani şu anda... Düşünüyorum bir dakika bir dakika. Herhangi bir Türkiye'yi işgal etmeye kalktı tamam mı? Haberleşeceğiz kendi aramızda konuşacağız. Sıkıntı var acı birbirimize haber verelim diyeceğiz. Hani şey gibi değil. Ne bileyim kalkışma abi. Gibi değil. Bayağı bildiğin babalar gibi işgal tamam mı? Rusya işgal ediyor mesela. Twitter'dan keşke. Yazamıyorsun. WhatsApp'tan yazamıyorsun. Ulan Facebook'tan keşke. Konuşamıyorsun. Evet. İşgal eden Ruslar olsa en azından güzel insanlar. Hani baban diyor ki, oğlum bak İstanbul'da şurada toplanma alanı varmış, oraya gidin toplanın. Google servislerini, haritalarını kullanamadığın için nereye gideceğini bilmiyorsun.
Aa, Google Maps de yok. Evet. Tabii canım. İşte oğlum bütün insanlar sıçtı. Yandex Maps kullanacağını diyeceğiz. Rusya işgal ederse Yandex Rusya'da. Vallahi benim evde askeri sığınak var. Ben oraya kapanırım. Çıkmam dışarı. Orada çıkarım. Yağmama yapar inerim aşağı. Oğlum yaha var lan. Hani bir yandan neden sevindiğimi anladınız mı abi Google servislerinin gitmesini? Çünkü gerçekten ciddi bir durum söz konusu değilken gittiler. Ya bir şekilde ulaşılır da yani neyle? Ya OpenStreetMaps var zaten. Ben onu diyecektim. İletişim için eski yöntem Jabber protokollerine vesaire geçeriz. Ya en kötü IRC'yi kullanırsınız. Abi kaç kişi geçecek? Hadi Telegram. Biz kurtulduk. Ya dur Telegram. Telegram da var da o... Nereden indireceksin oğlum Telegram'ı? Telegram'ı arayacaksın. F-Droid. Ben sana balkanı kalacağım. Rahat ol. Ben sana balkanı kalacağım. Orada konuşuruz. İşte Telegram başka nereden indirecek? Telegram Rusya'nın oo. Değil mi? Atakan'cığım sesin biraz kısık geliyor. Adam internette bir ya şey aramayı... Sesin niye kısık geliyor? Bir dakika ya. Delireceğim. Arkadaş. Sabahtan beridir her yerde sesim kısık geliyor abi. Because fuck you, that's why. Efendim. Gittin mi? Tezgahat yaptın mı? Adam internetten bir şey aramayı Google kullanmakla sinonim zannediyor. İşte tamam mı? Google orada şunu düşün. Şey... Orada şey bir geçiş dönemi olacak. Tıpkı şey YouTube ilk yasaklandığında bilenler bilmeyenlere DNS değiştirmeyi öğretti ya. O mantığı düşün. Abi YouTube'a o videoları atanlar. YouTube'a YouTube'dan nasıl girilir videoları. Şey. Aa, çok güzel. Bu arada ilk dönemde yoktu onlar. Onlar ben Facebook'un yasaklandığını Facebook'tan öğrenmiştim mesela. Facebook yere yasaklandı ya. Ben onu hala hatırlamıyorum. Bir yere yasaklandı falan evet. Da bana etki etmedi galiba. Türkiye'de GitHub yasaklanmış ya. Ben ha öyle bir komedi var. Bir dönem GitHub yasaklandı. Bir aralar GitHub yasaklıymış. Aynı dönem şey bu arada. GitHub, Dropbox ve şey Google Drive evet, yasaklandı. Abi evet, repozitorinin evet. Bir tanesinde Reis'e küfür ediyorlar tamam mı? Bütün GitHub'ı kapatmalıyız. Ayş. Kapattık ya valla. Aa bu arada Imgur hala yasak. Pastebin hala yasak. Şey yapabiliyorsun. Imgur'un R harfinden sonra P koyarsan proxy ile açabiliyorsun onu. Türknet kullanıyorsan bu arada hiç uğraşmana gerek yok. Ha evet arkadaşım kullanıyordu. TTNet'teyim ben mecbur. Bir de Anironi'yi de şey hani The Pirate Bay de yasak. Ha. Ama bazı internet sağlayıcıları izin veriyor. O konuda Türknet'i seviyorum ya. Şey üstesinden geçilebilir bir biçimde yasaklamayı yapmışlar. O yüzden sıkıntı olmuyor. Ya Türknet'in başındakiler tüketici gibi düşünüyorlar tamam mı? Evet. Hani bu benim başıma gelseydi ben ne yapardım? Ben nasıl olmasını isterdim internetin tarzında yaklaşıyorlar. Yani en azından dışarıya karşı PR'larını öyle yapıyorlar. Çünkü adam bak fiyatını arttırmak zorunda kaldı bazı sebeplerden dolayı. Gitti böyle boynu bükük şekilde video çekti CEO lan. Oha. 4-5 lira böyle fiyat artışı pardon 10 lira galiba fiyat artışı yapmıştı bütün şeylere. Faturalara. Biliyoruz fiyat yükseltmeyeceğimizi falan söylemiştik ama piyasa şu anda çok kötü. Hiçbir şey yapamıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Zarar ediyoruz. O yüzden yükseltmek zorundayız dedi herif. O zaman biz de Türknet'e geçelim. Bu arada ben Türknet, bir yıldır Türknet kullanıyorum ve gayet memnunum. Fiyatları nasıl köfte? Yani abi, daha iyi. Şu an 70 megabit. Sözleşmeyi dahil et ama. Sözleşme yok. Dahil. Abi istediğin zaman çıkıyorsun. Evet. Hatta yanlışım yoksa sözleşmeden cayarsan belli bir kısmını da karşılıyor galiba. Ha. Hayır, sözleşme olayı hiç mi yok yani? Evet, Türknet'te sözleşme yok. Oo, abi, pardon, yanlış oldu, yanlış oldu. Ne dostu? No, yanlış oldu. Zorunlu. Sözleşme var. Devam zorunlu taahhüt yok. Taahhüt yok, evet. Bu bayağı yok oğlum. Bu bayağı OP. Evet. Köfte sen kullanma bunu. Greg T'ye ayıp olur. acı çekmen gerekiyor mu? TTNet'le acı çekmen gerekiyor. Ama TTNet'le bu sefer siz de acı çekersiniz. Şu an 75 megabit interneti Türknet sayesinde alıyorum ben. Hop ya. Bu ben arada... taş çatlasa 50'ye çıkıyorum ama yine de memnunum. Bu arada gençler.
TürkNet'e girmek katılmak isterseniz bana sorun, ben size bir davet linki atayım. Siz de ben de birer ay beleş alırız. Vallahi benim şey, onun bir limiti yok mu ya? Tempe falan at onu. Pinle. Benim kasımda onu spamlamak sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. İnternetten kaçarım da. Hani düşünsene, YouTuber'sın, sonsuza kadar beleş internetin olur yani. Hani muhtemelen onun limiti vardır. Oo. O yüzden spamlamayacağım. Mantıklı. Öncelikli olarak patlıcan. Ama şöyle Atakan, düşün yani. Vesaire. Adamlar reklam vermeye kalksalar senin bedava kullanacağın internetten daha fazlasını ödemek zorunda kalacakları için bence bir şey diyeceklerini düşünmüyorum. Yani. Abi yani. Direkt şey sorun senin bölgende olabilir. Onu bir sor. Ama TürkNet'in kaybettiği bir nokta var. Çünkü arayıp sövemiyorsun. Artık arayabiliyorsun. Seni kaybettiriyor ona. Artık arayabiliyorsun. Abi TT.net öyle bir deneyim sunuyor mesela sana. Arayıp sövebiliyorsun. Bunu başka hiçbir ayet değil mi? Ben Türkcelliyim. Süper online. Alemden daha çok arıyorum. Bayramda da arıyoruz. Çok garip bir düşünce oldu. Çok garip bir şey oldu. Ben süper online kullanıyorken öyleydim işte. Şey, hatta buraya ilk taşındığımda 2 ay boyunca düzgün internetim yoktu. Yarım saatte bir kesilip duruyordu. Of. Hatırlıyorum. Şey, bir de TürkNet'e geçene kadar buradaki internetin bayağı bildiğin 3 megabiti maksimum görüyordu. Videoları gece indirmeye bırakıyordum. Bu arada şey, Pomet, oyunun kendisi de düşük FPS'te. Yani kasma oyundan kaynaklı olabilir. Ya oyun demişken köfte iştar var mı ki bunda? İştar. Az önce iştar vardı. Üçüncü sıradaki iştar. Üstünde aynen, support yazan. Bakmıyorum ya. Kaan. Ne o? Saç rengi farklı. FPS'in çözünürlükte. İştar demişim ya. Eraşki galiba o. O Eraşki oğlum. İştar dedin, siyah saçlı oldu. Evet. Aynı bedeni kullanınca. Aynı kongayı ben de düştüm biliyor musun? Aynen. Şey Kaan. Ha? Ben işlere karıştırmam kimseye de, siz rahat olun. Eraşki Galim bir skill'i var. Tek skill'de yaptıklarını sayıyorum. Takımın defansını arttırıyor. Takıma Blessing of Kur diye bir buff veriyor. Takımın Noble Phantasm gain'ini arttırıyor. Takımın maksimum HP'sini arttırıyor. Ve ultisi o Blessing of Kur'la beraber çalışıyor. Blessing of Kur olan kişilerin hepsinin damage'ını hayvan gibi arttırıyor. Peki Eraş ama bir Aurora Veil değil. Bu arada Kaan, bütün bu olay tek bir skill. Biliyorum ama hiçbir Aurora Veil değil. Tarihe yansıması var mı karaktere? Karakter İştar'ın kardeşi işte. Mezopotamya mitolojisinden. İsminden dolayı sordum ya. Çok var gibi geliyor kulağa. Baya ailecek güzelleri diyorsun. Ha. İştar güzellik ve zafer tanrıçası. Eraşkigal ölüm tanrıçası. Eraşkigal daha iyidir ama. Abi ben asıl bombayı biraz kaçırıyormuşuz gibi geldi en son gelişmelere yönelik. Nedir? Çin'de Amerikan üretimi yazılımların her birinin kullanımı devlet dairelerinde bırakılıyor. Ha evet, o öyle bir durumumuz vardı Çin'de değil mi? Yani savaş karşısında hazırlık yapıyorlarmış gibi geldi bana. Olasılıklar dahilinde. Ben sadece Microsoft'tan çekildiler sanıyorum ya. Bütün Amerikan ürün yazılımlardan. O an kimse Mac kullanmıyor orada. Mac orada çok... ama iPhone'lar popüler. Abi garip bir şekilde Linux popüler lan. Ya Linux, ona bakarsan Kuzey Kore'de bile popüler.
Oğlum, Kuzey Kore'de bilgisayar zaten 5-6 tane olduğu için popülerdir abi. Bir tane olsa zaten bayağı fazla edecek. Yani. Olabilen de zaten kapalı net olduğu için. Sadece büyük Kuzey Kore internetini açık. Kuzey Kore ayrı bir dünya. Literally. Aynen. Haşmetli Kore interneti tek başına yetiyor. Pardon. Kuzey Kore. Lütfen. Kore dersen ikisi de oluyor. Acaba kendi dağıtımları var mıdır? Red Star OS. Ondan zaten. Aynen. Ondan popüler diyorum zaten. Kore'nin kendi dağıtımı mı var? Evet. Evet. Oha çok iyi. Kullanımı izni olan tek dağıtım o zaten. Kendi dağıtımı. Mesela password'ı muhteşem liderimiz Kim Jong-un. Direkt otomatik olabiliyor. Çok iyi olur. Kuzey Kore'de kullanabildiğin tek işletim sistemi bu arada Red Star OS. Lan ben Kim Jong olacaktım bugün. Doğru ya. Bir dakika. Çok... Yapma. İstemsiz bir espri oldu da cidden aklıma geldi. Kim Jong'u da köfte yapmak için kullanacağım da tam olsun. Yok o et almaya o kadar para ayırmadım ya bu hafta. Ben dün paşa yaptım. Valla kendi işletim sistemimizi yapmıştık zamanında. Sonra çöpe atıldı. Parvus adında güzel bir dağıtım. 10 numara 5 yıldız. Ya abi hala kendi sistemimiz Debian da bizimmiş meğerse. Şu an PC Linux denen bir şey var. Debian'ı yazan Ian aslında Türkmüş. Aynen. Linus Torvalds aslında Türkmüş. Canım. Onun babası Malatya'dadır ya. Linus Torvalds Türkmüş. Şey seyrettiniz. O da aslında bir söyleyeyim mi? İngiltere Başbakanı dedesi Türk ya. Ulan haberler coşuyor ya. Bu arada abi düşünsene kral... ya. Kraliyet sarayında bizim de hakkımız var falan diye. Lan köylü var ya bir coşmuş Görseler suratına bakmayacaklar. Köfte şey yapsak mı böyle Linus Torvalds'ın hani böyle Nvidia parmak çektiği şey görsel var ya. Evet. Onu biraz Photoshop'la manipüle edip de böyle şey yapamaz mıyız? Naha mı çevirelim? Yok yok. Bozkurt sembolü yapsın böyle. Neden lan neden? Abi çok iyi olur o. Sonra Linus Torvalds Linux'u yapan adam Türkmüş diye haberler falan yayınlanıyor. Linus Torvalds'u yapan adam mı? Bir dakika ne? Ben yanlış anladım. Linus Torvalds'u yapan. Şey. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ni diyorsan orada şey. Pardus'un kendisi yapılmadı. Orada Pardus'un 64 bit portu yapıldı. Sesli kanalda çok kişiyiz. Dur bakayım. Ne yazıyor? Kaç kişi sesli kanaldasınız? Abi 7 kişi elimize sopalarla hepinizi bekliyoruz. Ama sopalar bildiğim baget ekmeği. Kardeşim nasıl diyor? Konuşmuyorum. Ay. Yani hani. Yayında bulunan insandan daha fazla insan sesi. Gayet olasın. Onu yazan benim bu arada. Gayet olasılıklar dahilinde. Umurumda mı değil? Maksat oynarken muhabbet edebilmek. Aynen öyle. Aha bir geçti daha geldi. 8 oldu. Çaycı Hüseyin kim ya? Abi, Çaycı Hüseyin'in neden... Var. Çaycı Hüseyin'i mi derdi aldın sen? Abi Çaycı Hüseyin'e takıldım çünkü adamın profil resminde loli var. What? Çaycı Hüseyin loliymiş arkadaşlar. Hepimiz kandırıldık. Şey, Discord'un... kullanarak kaç ülkeyi batırabilir, batırmak ekonomik olarak. Şöyle, tüketim ekonomisi olan bir ülke seçeceksin Türkiye gibi. Daha sonra o ülkenin çok fazla yazılım tükettiğinden emin olacaksın. Bir kez önünü kestiğin zaman böyle ekonomi allak bullak oluyor sonra. Bir şey soracağım. Türkiye'de yabancı ülkeler ambargo uygulamaya kalksalar deseler ki artık bizim yazılımlarımızı kullanamayacaksın. Batılı ülkelerin çoğu desek. Türkiye'de ekonomi batar mı?
Ama sadece yazılımlar. Hani ticaret hala devam ediyor. Ne bileyim demir çelik gönderiyorlar, telefon gönderiyorlar. Ama yazılım kullanamazsınız. Spesifik firmalar bunu yaparsa olur. Ya bir şey diyeyim mi sana? Doğu Apple... Bank'ta yazıcı olana kadar ele verir, kurtarır bizi. Söyle boşver. Apple kısa süreli etkiler. Apple hiçbir şey etkilemez. Abi, çok kısa süreli bir değişiklik olur. Microsoft çok kötü tamamen... etkiler. Google ağzına sıçar. Ha işte o tamamen Amazon... elini ayağını kesse. Amazon çok kötü ağzına sıçar. Amazon evet. Nasıl ağzına sıçar abi? Sadece web servislerinden falan mı bahsediyoruz? Evet, o, sadece şey web servisleriyle ağzına sıçar. Ama olarak. Şey de var Amazon'un. Satış şeyi de var. Abi şöyle düşün. Abi, Türkiye'deki bütün yazılım sunucularının, yani profesyonel yazılım sunucuları, hepsi demeyelim de büyük bir kısmı AWS üzerinde. Evet. Amazon Web Services üzerinde. Yandın oğlum. Bitti yani. Aynı servis sana verecek başka bir alternatifin yok ülkede. Şey, verebilen 3 firma. DigitalOcean? DigitalOcean aynı hizmeti firma. Vermiyor bu arada. Yerli firma ama. Yabancı ülkelerin çoğu girecek diyorum. Bu arada bu hentai oyunu değil. Oyunun çok fazla hentaisi var. O ayrı mevzu da. Etçi oyun abi bu. Bu eroge oyunu olan değil bu arada. Eroge oyunu olan Fate Stay Night. Orijinal. Abi bile diyemez. Çok da yani. Ya yeterince yani uğraşırsan. Var da eroge değil. Pardon. Ama... Eroge de anime gibi değil mi abi? Kısaltma. Erotik game demek. Ama şöyle seksi ablalarımız var. Zaten erotik var. Game olunca öyle oluyor. Adamlar demişler ki madem güzel çizen arkadaşlarımız var seksi atı çizelim. Yani bu arada Fate'in karakter designerları arasında çok fazla hentai artist var. Neden şaşırdın acaba? Şaşırdın mı? Yo. Bir zahmet olsun. Yani ben de hiç şaşırmadım. Abi yani olmazsa ayıp yani. Çok kötü. Değil mi? Karar almış olur o şirket. Şirketin adını karalıyorlar. Tycoon olmadı deriz. Bavir bu. Hah bu arada Mehmet. Ha, Mehmet dedim pardon Can. İştar istemiştin evet. Değil mi? Al sana iştar. Evet. Ver abi ver. Pazardan alır gibi. Pazar Chloe'yi seçtim ya. At gibi dişine bakacağım ama almadan önce. Ama benim önce şey, benim şu an ihtiyacım olan şey Ereşki galiba. Ablamız Allah gibi buff veriyor. Ki zaten kendisi de bir tanrıça. Yani Allah'lık kısmını da tutturuyor. Buffer! Hentai sevmeyen haindir Yunan'dır demiş. Ne? Hentai sevmeyen haindir Yunan'dır demiş. Abi Yunan sekesimizden çalmıştır sevmemeyi. Aynı anda hem FETÖ'cü hem de Yunan yapıyor abi. Fantasy. Oh yeah! Bu ne lan? Çok bombo. Hentai güzel bir sanattır. Abi şimdi hentai olmasa çoğu yer Türkiye gibi olacak yani. Çoğu kişi rahat rahat gezemeyecek. Güzel bir sürgün alanıdır hentai. Ahtapotlar nereden prim yapıyorsun? Değil mi? Bu arada ben kahvemi alıp geliyorum hemen. Okay. Dünya üzerinde ahtapotlar bir Cüneyt Arkın'da iş yaptı. Ondan sonra senelerce yattı. Ta ki Japonlar gelene kadar. Kanka Japonlar nereden gördü sanıyorsun? Hep Türkiye'de. Tabii. O sahne olmasaydı şu an şeyli, sektör gelişmezdi. Aynen. Ben espriyi bilmiyorum. Tarkan'ı bilmiyor musun? Ahtapot böyle bağlıyorlar şey. Yok. Tarkan'ı biliyorum da öyle bir sahneyi hatırlamıyorum. Oo hemen can atıyorsun. Bayağı mimo ya. Şu an mesela şu an chat'te yazışıyorum. Yalnız aklıma bir adet Anis Trailer esprisi geldi şey. Kraken'e Japanese porn star adı takmışlardı. İşin kötüsü ahtapotu da çok severim ya. Çok güzel bir yemektir. Tüm bu olaylardan bağımsız bir şekilde. Abi Ugly Bastard tag'i bizden uzak kalsın. Geri kalanı kabulümüzdür. Bir de NTR uzak kalsın. Ya da Rape. Eskiden Ugly Betty diye bir dizi vardı ya.
Ne diyor? Ugly Betty, çirkin Betty. Ha evet. Evet. Ne oldu acaba? Bizde evet. Çirkin ördek yavrusu diye mi ne yerleştirmişlerdi ya? Yok be, çirkin Betty diye yapmışlardı sanki. Çirkin aynen. Şey. Betty diye. Çirkin ördek yavrusu bir hikaye. Yani. Evet arkadaşlar. Enver Paşa'yı FBI'ya teslim ediyoruz. Evet. Bugün ikinci FBI telefonu. İlkini gelen Çaycı Hüseyin arkadaşımız için. Bizde FBI'nin şeyi var mı ya muadili? Kanka şey yaparsan geri gidiyorlar. Ben lolikoncu değilim. Minikoncuyum dersen. Özel harekatçı oluyor. Ne? Yalan. Çevik kuvvet belki sayılır. Şimdi bir cevap verdim ama çok kişinin başına yatırdım o cevapla ben ya. Bizde onun bir karşılığı yok ya. İnternet. Twitter'a koyacaksın. Abi normal polis yani. Hani en fazla özel harekat dersin yani. Yok abi şeye gidiyorsun, arka sokaklardan bir komiseri buluyorsun abi. Ha aynen. Yerelleştirme şey olalım. Mesut direkt bizim John Wick zaten abi. Bizim özel harekatın karşıda değil mi lan şey FBI? Evet özel harekat. Aslında şey FBI'ın bizde tam karşılığı yok. Değil. Tam karşılığı değil. FBI'ın abi. Bize hiçbir karşılığı yok çünkü eyalet sistemi var ya. FBI bütün eyaletlerde yetkili. Normalde evet, şey Amerika'da yok. Bir polis kuruluşları eyaleti özel. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri aslında direkt olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşılık gelebilen şey FBI olabiliyor orada. FBI eyaletler arası işleri. Yok ya. Kadar şey değil ya. O değil. Kadar. Değil. Biraz karmaşık bir vardı. Neydi o ya? Yani şöyle. Investigation kısmı yok ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. FBI'nin olayı eyaletler arası olaylar. O yüzden mesela FBI üyelerinin, yani FBI görevlilerinin direkt olarak normal bir polisten çok kat ve kat daha fazla yetkisi vardır. Ve aynı rütbede olsalar bile. FBI bütün eyaletleri kontrol ediyorsa direkt ülkeyi kontrol etmiyor mu? Ülkenin hayır. Tamamını. Bütün bütün ülkenin, yani bütün eyaletlerin polis kuvveti. Evet. Ya orada ha, tamam. Eyaletler arası bir olay olduğunda ya da şey olası bir seri katildir, şudur budur gibi olaylarda ya da olası bir uyuşturucu kaçakçısı gibi olaylar varsa eğer orada FBI devreye giriyor. Tek bir birden fazla eyaletin yetki alanları dışında olan bir bölgedeyse. Kaan, screenshot'sa attığım şeye bir baksana karşımda. New York Police Department değil mi abi NYPD? Evet. Ha New York City bu arada evet. New York çünkü sonuna city eklemesinin sebebi o. New York hem eyaletin adı hem de şehrin adı. New York hani, eyaletle şehir aynı ismi paylaşıyorsa şehrin sonuna city ekini ekliyorlar. Hani şehri diyorlar. Nerede ilginç bir detay. Gereksiz karışıklık ya. Yanlış biliyorsunuz. New Amsterdam deyin geçin kardeşim. Bu evet, New York City eyalet başkenti de değil. Öyle bir durum var. Ama sadece paylaşıyor ismi. Abi ya. Bak yanlışınız var ya. Bak bugün New York kalmış demiş ki senin de ismin New York, sana New York City diye. Aynen. Aynen. Zaten öyle. Çünkü zaten harbiden öyle çünkü. Ya bir de şey, işin Washington boyutu da var. Washington DC ile Washington, Washington DC Washington'ın içinde değil. Zaten senin yani dediğini onayladım. Onu diyorum. Washington'dakiler oy kullanamıyor galiba ya da daha doğrusu Washington, şey dakika. Eyalet şeyleri yok, temsilcileri yok. Evet, Washington DC çünkü Washington. Bir eyalete bağlı değil. Evet. O yüzden adamlar söz sahibi değil, kendi üstlerinden öbesi. Bu arada DC'nin açılımı da District of Columbia. Ya eyaletsel olaylar gerektiğinde Columbia yasalarını kullanıyorlar genelde. O ne saçma iş lan. Columbia eyaletinden sökmüşler. Evet. Ama Washington eyaleti ise ülkenin diğer ucunda bu arada. Hani Ankara'da Kıbrıs yasalarının uygulanması gibi bir şey nasıl satayım o? Ya arkadaşlar yo. Siz Amerika'ya niye bu kadar Washington hakimsiniz? Washington DC. Gençler Washington DC ülkenin ya. Doğu yakasında. Bu olacağım. Washington eyaletinin ülkenin batı yakasında.
Böyle ülkenin bir... de değil yani direkt kıta demek daha mantıklı olur herhalde. Aynen. West Coast, evet. West Coast. Bu arada Washington DC'nin haritasını gördüyseniz kare şeklinde aslında onun orijinali ama sivil savaştan sonra o kare şeklini kaybediyor. Öyle de bir saçmalık var. Görmeniz lazım. Cidden insana batıyor. Bu arada Amerikalıların neden coğrafya konusunda zayıf olduğunu da anlıyorum bir noktada. Adamların eyaletleri ülke kadar zaten. Senin de ülken koca bir kıtanın yarısı olsun sen de şaşırırsın abi. Hayır onu geçtim. Mantıklı bir sistemi de yok. Çok absürt bir sistem var. O zaten birimleri de çok saçma onların ya. Hayo. Abi siz metrik sistemin canını yiyeyim. Aynen abi, öyle. Evet abi. Evet. Her şey nedir ya? Mis gibi sistematik, her şey düzgün, adam akıllı. Kimiz biz Amerika neyden nefret ediyoruz? Kolonyal İngiltere'den. O zaman ayrılmalı mıyız? Ayrıldık. Peki ne yapıyoruz? Onların ölçü sistemini hala kullanmaya devam edelim. Hem ayrılım dökülmesin. Hem götüm. Aa, Fransızlar sadece... metrik sistem diye bir sistem geliştirmiş. Kullanmayak biz bunu. Fransız çünkü. Bu Napolyon be. Adam gibi adam. Mayaları, puanları falan hangi ülkeler kullanıyor şu anda? Amerika ve... İngiltere kullanmıyor yasal olarak. İngiltere yarı kullanıyor sanırım. Pound falan. Hız ölçüsünde hala kullanıyorlar metrik sistemi. Ama yasal konumlarda aslında metrik kullanılıyor. Ve halk içinde de metre falan kullanıyorlar ama çoğu imperial sistemi de biliyor. Bir de galiba ya Endonezya'ydı ya da o civarlardaki bir ülkeydi gene imperial sistemi kullanan. Sanırım Tayland ya da Myanmar. Olabilir. Myanmar olabilir. Allah. Lan Myanmar mı Burma mı diyeceğimi şaşırıyorum ben daha çok zaten. İkisi ama... de. Yani işte. Sen ama de BM'de de mi ikisi geçiyor? Direkt ikisi de. Şu anda Makedonya Kuzey Makedonya oldu mu peki? Konu ülkeydi isimlerine gelmişken. Efendim? Şimdi Kuzey Makedonya diye mi geçiyor mesela internette falan gitmek istesem, bilet almak istesem? Güzel soru. Ben de bilmiyorum. Açıp bakacağım galiba şimdi. Evet, Atilla karşında. Hatta. Atilla mı bu? Bu Santa hali tabii. Ha. Abi geçen konuşurken de dedim, yılbaşının en güzel kısmı bu ya. Bir sürü güzel event geliyor. Atilla. Oyunlarda, animelerde, filmlerde. Şu an BM sitesindeyim ve Kuzey Makedonya olarak geçiyor tamamen. Doğrudur. Adamlar korkudan sadece Makedonya olup resmi yanına falan da yapmamışlar. Direkt North olarak geçiyor. Kuzey Makedonya diye ismi de ayrıldı değil mi onun? Evet, Yunanistan'la şeyden sonra çözdüler galiba tamamen artık. Orada bir tane video görmüş tabii. Bir tane elemanın hayatı ömrü boyunca Makedonya'nın adı 3 defa mı ne değişmişti galiba. Ha, bu arada Atilla'nın normal hali de bu oyunda. Reis böyle anime kızlarını görse acaba animeleri banlar mı ülke çapında? Güzel soru. Sasha Grey ne ara Twitch yayını açmaya başladı ya? What? Kim? Sasha Grey. Oo. Oo, bayağı oldu, bayağı oldu. Witcher 3 oynuyor oha. Ha, İmparator Nero'nun da normal halini açalım. İmparator Nero. Oğlum bir de etik Twitch yayını yapıyordur var ya böyle üstünü kapatıp falan. Tabii ki de. Vallahi eşofmanlı şu an bayağı normal kapalı üstü. Merak ettim. Aha. Yılın zamanı da geldi şimdi. Ya. Ha bu arada Johnny Sins'in yayınlarını hiç Ya kardeşim kadın ekmeğinin peşinde ne istiyorsunuz? Johnny Sins'in YouTube videolarını izliyor musunuz arada hiç?
Gayet de düzgün. Ben en son bu yemek şeyini izlemiştim. Başka bir şey izlemiyorum. Köfteciğim soruyu bir daha alabilir miyim? Johnny Sins'in YouTube videolarını izliyor musunuz dedim. Ya eskilerini izlemedim ki yenilerini merak edeyim. YouTube videolarını dedim. Ben de YouTube'u dedim. Dailymation'ı diyecek halim yok yani. Yani. Ya da Bobby.org. Alık güzel de yaşıyorum. Bobby.org diye bir şey var değil mi lan? Aa. Bobiler örgü. Var da geç fark ettim ama. Johnny Sins'le alkışlarla yaşıyorum sesinden izlemek mantıklı. Nine Gag'in creative versiyonu gibi. Direkt olarak Nine Gag'in Türk versiyonu. Yerli Nine Gag. Ama daha çok şey yemek harcıyorlar. Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı diye bir. Çünkü mal. Hani yerli malı kullanmak için genelde evet. Abi yerli malı yurdu güzel ofsaydı ya. Ay. Güzel şeyler yiyordu. Her yerli malını kullanmayacaksın. Bu arada Arch'tan sonra kullandığım, Arch'tan sonra en uzun süre kullandığım dağıtımın Pardus olduğu gerçeği. Arch'tan sonra en son en çok kullandığım dağıtımın Ubuntu olduğu gerçeği. Benim Ubuntu'yu neredeyse hiç kullanmadığım gerçeği. Bir ay kullandığım gerçeği. Fedora kullandım lan yani niye kullandıysan. Fedora'yı ben bu arada 6 ay kadar kullandım. Ben de 1.4 ay kadar Ubuntu'yu o kadar az kullandım ki. Fedora'nın olayı ne? Direkt workstation dağıtımı. Öyle değil. Güzel dağıtımdır aslında da şey. Çok fazla şeyi direkt workstation odaklı olduğu için bazı noktalarda şey sıkıntı yaşayabiliyorsun çok rahat. En basitinden oyun oynamak istiyorsan eğer Fedora önermem. Ve en mantıksız seçenek Fedora olabilir orada. Fedora neden kullanırsın? Arch'in geliştirici paketlerini de normal paketleri tek bir yere koymasını sevmiyor. Bir şey değil mi? Geçen duydum Arch'i server olarak kullanmak da çok kötü değilmiş aslında. Evet değil. Ama şey ben şahsen server olarak Ubuntu'dan memnunum. Ubuntu'nun masaüstü sürümünü sevmiyorum da sunucu da çok güzel. Bireysel şey nasıl diyeyim? Bireysel sunucu. Ha evet. Apt güzel bir paket yöneticisi değil bence. Değil. Ama sunucuda paket yöneticisiyle çok uğraşmıyorsun. Uğraşmıyorsun da yani kötü gene de. Sudo apt up. Abi de şey cidden apt'ı sevmiyorum ya. Bir de şey Ubuntu'nun PPA mantığını da çok sevmiyorum. Abi ben Debian paketlerini kurabiliyorum şeyde bu arada Arch'ta. Ha. Öyle bir saçmalık var. Hepsinden sonra geçen fark etti. Kurmaman için bir engel yok bu arada. Neticede Debian paketlerin hepsini her yerde kullanabilirsin. Ama Chrome instructionları farklı abi paketlerin. Pacman Debian paketlerini kurabiliyor. Elle tek tek yine kurabilirsin yani. Bu arada şey, Debian paketleri düz sadece şey, arşiv ve bu buraya gidecek, bu buraya gidecek. Bir de bu sonrasında bu scriptleri çalıştıracaksın. Debian paketlerinin evet. Bütün olayı o. Aynen öyle. Ve hani şey, bunu okuyacak kodu yazmak inanılmaz kolay bir şey. Gidiyor musun? Gidiyor mu Poyram TV? Hadi sağlıcakla kal. Şu anda 3 tane monitörü böyle yaya kullanıyorum. Bir yanda Twitch, bir yanda Discord falan. Ah. Orgazm geçiriyor. Nice. Şöyle. Nice. O S uzatılacak tabii. Nice de yo. Şey geliyor aklıma sürekli ya. South Park'ın polislerin nice dediği bölümler. Çocuk
okulda şey görmüş, tamam mı? Kadın öğretmenlerden bir tanesi erkek öğrencilerle ilişki giriyormuş. Bu adam da hikaye şey çocuk da geliyor hikayeyi anlatıyor polislere. Kadını tutuklayın diye. Polisler de böyle dinliyorlar. O yaşta. Kadınla hem de ha. Nice falan. Enver'cim Ubisoft ne yaptı gene? Niye söyleme ihtiyacı duydun? Galiba Ubisoft bazı bir anlaşma yapmışlar ya. Ubisoft'a para vermediği sürece hiç umursama abi, boş ver. Ubisoft ayıp ediyor ama. Hangi Ubisoft oyunundan bahsediyoruz? Yok, Epic Games'le anlaşma yapmışlar ya. Hangi oyun? Galiba genel anlaşma, oyun bazlı değil. Bak, şunu seviyorum, tamam mı? Steam şu anda tekel halinde, her ne kadar Linux'a katkı sağlamış olsalar da tekel hiçbir zaman iyi değildir. Evet. Ama bu tekelin alternatifi de direkt Çinli devasa firmalar olunca canımı sıkıyor. Yani. Bir de şey, alternatif de hani hizmetle değil de pazar payı çalmakla kendini geliştiriyorsa zaten orada da bir sıkıntı var bence. Lost Dogs Legion da Steam'e gelmeyecek. Benim zaten şey, satın alacağımı kimse söylemedi. Bu arada komikte bir şey söyleyeceğim. Steam'in de aslında isteyerek bir tekel olmadığı gerçeği söz konusu. Biraz açar mısınız dediğini? Steam kendi isteğiyle tekel olmuş bir firma değil. Steam o hizmet daha iyisi olmadığı için. Aynen. Adamlar aşırı kaliteli hizmet verdiği için tartışılır. Yani alternatiflerine göre en kaliteli hizmeti o veriyor. Aşırı convenient hizmet veriyor. Kaliteli hizmet vermiyor. Çünkü kaliteli oyun iade daha önce hiç oyun iade etmeyi denedin mi? Evet, ve ettim. Etmek zor değil artık ya. Herkes seninle aynı deneyimi paylaşmıyor. Bu arada bayağı rahat ediyorlar. Selamlar, selamlar. Nikino, Blue Grey, Grey Owl. Mavi, gri... Bu baykuş. Evet, baykuş. Bu arada EU4 modları bakıyordum ve ana sayfaya girdiğim anda atölyede gördüğüm ilk şey Brexit modu ve İngiltere'yi Amerika'nın yanına taşıyor. Ne söyleyeyim, bilmiyorum. Ben. Ne modu? Brexit modu. Brexit modu. İngiltere'yi ve Büyük Britanya adasını Amerika'ya taşıyor. Çok güzel. Bir dakika, abi kıtaya bayağı olduğu gibi şey oyunun içerisinde de yerini mi değiştiriyor? Evet, bildiğin Büyük Britanya adası öbür kıtaya gidiyor. Bayağı şey yalnız. You could make a religion out of this. Hangi oyunun moduymuş o? Europa Universalis. Evet. Pardon. Yeni denedirdim, canım sıkıldı. Ne kadar strateji seven bir insan olsam da onlar bana aşmıyor. Bu arada şey, Enver Paşa doğru bir şey dedi. Epic şu an tekelleşme modunda mesela. Tekelleşmeye çalışıyor. Ben Steam'den çok Epic kullanmaya başladım. Laf atma. Abi, bana hitap etmiyor. Laf atma. Yok, sana Steam demiyorum. O tarzı sevmiyorum. Sana demiyorum. Sana demiyorum. Şu anda Enver'e diyorum. Adam direkt geçirdi de oyunu sik gibi diye. Otherverse dışında triple ya, savaş sistemi güzel. Hoi 4'ün savaş sisteminden daha iyi. Hoi 4'ün barış sistemi zaten en kötü barış sistemi Paradox oyunları içinde sanırım benim oynadığım. Ya şimdi Fortnite varken başka oyun mu? Ya şimdi Zula varken Fortnite'a en iyi diyen de yani. İşte yerli ve milli gerçek Türk gün. Wolf Team, Wolf Team. Zula dediniz de liseden bir arkadaşım Zula'nın ekibine girmişti. Dur ya, ona bakacağım. Vallahi ben o oyunlar arasında oynadığım zaman Point Blank oynardım. Oha Zula'ya... Bir dakika, Zula mobile mi çıkıyormuş What? Çıkmaması artık kabahat. Çıksın. Nerede satacaklar oğlum Zula'yı? Nerede satacaklar? Kapalı beta kayıtları başlıyor. Türkiye'de satar ya abi. Abi Zula sevenler basar. Google'ın firmasını tarar abi. Sen rahat ol. Zula öyle bir sevda.
Siz ben mi demin gittim içeri Epic Twitch muhabbet edin mi dediniz? Ha. Abi 2019-2020'ye giriyoruz. Saldıracak abi. Şirketsin sen bu. Saldıracak. Başka bir türlü yer edemez benim kağıdımca. Saldıracak abi. Başka yolu yok. Normal yani. Vallahi ben şey... Ya sonuçta affedersin şey ufak bir gazete bayisi değil bu şirket. Dünya çaplı devasa şirket. Saldıracak imkanı var, saldırıyor. Vallahi ben de boykot etmeye devam ediyorum kendimce. Ben şey zaten istesem de kullanamam. Yani. O yüzden sıkıntım yok. Ya ben sana alırım bilgisayar kullanırsın. Ama sen istemiyorsun. Yani. Bana alabilirsin, ben isterim. Ama köfte. Me too. Bilgisayar mı? Vallahi bana lazım ya. Ama köftesi de en iyi ben anlıyorum. Çünkü ben sevmediğim her şeyi tüketmiyorum abi. Mümkün olduğunca dizide oyunda. Yani. Portos'ta en güzel silahtır. Ama ben şu an her hafta giriyorum. Epic'te bir kuruş para harcamadım ama bayağı bir oyunum var Epic'te. Harbiden ha. Yani. Yakında Steam hesabımı geçecek abi. Adamlar deleşe oyun dağıtıyorlar abi. Harbiden yeter. Belli de çıta da belli bir kuruş. Ha bu arada şey kullanıcı çekmek için beleşoyun.com politikalarını seviyorum. O gayet güzel bir politika. Beleş ama zarar vermiyor mu abi oyun yapımcılarına? Epic yapıyor buna. Olmasa severdim. Başka biri yapıyor olsa severdim. Abi zarar etse bile Fortnite'tan kurtarıyor işte ya. Abi terazinin bir tarafındaki terazinin Fortnite tarafı çok güzel bir taraf. Bu arada ciddi Epic'in hani şey onayladığım tek pazar payı çalma stratejisi bu olabilir. Hani ücretsiz oyun dağıtma. Yani. Fortnite'da bunların zaten gelirinin %70'i 80'i falan Fortnite'tan karşılıyorlar. Evet. Herhalde. Şu an ama Fortnite'da Epic'in en takdir ettiğim harekatı geçmişe yönelik yapımcılara para yolladı. Biz şu an çok iyi kazandık. 70 takdir edik. Al şu parayı. Zaten şey şu an Epic Games Store'u yürüten şey Fortnite. Sıkıntı şu anki haliyle Fortnite bir anda düşüşe geçerse eğer Epic sıçacak. Ama gerçekten düzgün bir yatırımla kendi hizmetlerini düzgünleştirmedikleri takdirde düzgünleştirirlerse bu sefer Fortnite'ın batışında hayatta kalabilirler. Fortnite zor düşer ya yani yeni bir trend çıkması lazım abi. Yok abi Fortnite oynarken Fortnite'ın düşmesi için Fortnite oynarken insanların gerçekten ölmesi lazım. Ya da oyun içinde çok büyük sıçmalar lazım. Başka bir oyuna düşüremezsin Fortnite. Abi, başka bir oyuna düşürürsün. Çünkü genelde işleyiş öyle gidiyor. Bu arada saydığım Steam hesabımda 48 tane oyun var. Bir tanesini dahi satın almadım. Steam hesabında mı? Hayır, Epic hesabında. Steam dedin çünkü demedin. Yanlış dedim. Ben de diyorum lan 2019 Steam'de 48 oyun onu dedim. Nasıl bir seçicilik? Nasıl bir cimrilik bu? Bende de çok yok ki. Benim bile 500'ü falan geçti ya. Gerçi dur bakayım. Benim 400 küsür olması lazım. Ben artık Humble Bundle'a dadandığım için. Satın alınanları sayıyorsunuz değil mi? He? Satın alınanları sayıyorsunuz. Evet. Hı hı. Ha satın alınanlar değil. Benim bedava satın alınanlar dahil değil mi? Bana ülke öneriniz. Ben bedava gelenler işte ne bileyim Humble Bundle'da Çekoslovakya. Almışımdır. 10 oyun yanına gelmiş. Yok 1444. İşte Çekoslovakya. Oha. Ben de 200'ü 300'ü. Bohemia var yeterince yakın herhalde. Evet doğru. Aa evet. Gerçi dur Almanya üstünden geçtiği dönem değil mi evet. Bence de HR biraz yani olmasa da olur. Evet. 179 oyun varmış. Bunların benimkine bir baksana ben şu an bakamıyorum. Dur bakayım. Bende 384 tane. Bende 15 tane var. Küçük. Uyuz oldum ona şimdi. Bende 15 tane var. 294. Bir harf alabilir miyim köfte? Zonguldak'ın Z'si. Z ile başlayan hikaye yok. Zambiya mı öyle bir yer var? O Afrika'da. Danimarka'nın D'si. Vallahi çok güzel Danimarka. Hep de benim şu
Ya neden Zonguldak İmparatorluğunu kurmuyorsun da gidip başka yerleri seçiyorsun? Ah, Enver'de de Zimbabwe var. Yok. Zimbabwe oyunda var ama oyunda var mı? 420. Zimbabwe'nin olduğu yerde ne var? Zimbabwe'nin olduğu yerde Mutapa diye bir şey var. Mutapa. Bu Güney Afrika var mı? Mustafa çok yakın bir ülke buldum. Kazembe var ama yani o kadar. En yakın Z harfiyle buldum. Güney Afrika var mı? Güney Afrika. Valla Ümit burnu bomboş. Kolombiya soru, var mı? Soru. Yalova evet. Olarak oynayabiliyor musun? Paran varsa ve DLC alırsan evet. Türkiye olarak oyna lan. Hayır, Yalova olarak oynasın. Türkiye abi, oynarsam gelkenleri biçiyorum. aslında uzun süredir oynamadım. Osmanlı iyi olabilir. Ben yani Bizans'la hayatta kalmak istiyorum. GOG Galaxy'yi. Bütün bu platformdaki oyunları tek bir programda gösterme muhabbeti. Ne? GOG Galaxy'yi deneyen var mı? Yok. Bütün platformlardaki oyunları aynı programdan görüyorsun. Ha bir dakika o betadan çıktı mı? İşte ben onu bekliyorum. O çıkarsa platform derdim olmayacak. Yani eh diyeceğim. Sistem ne yaparsa yapsın. Onu ne yaparsa yapsın. Ben aynı yerden gireceğim tekinden. Bu arada şey... Ya, o... Tutan bilmiyorum. Aynen. Şey Türkiye'ye özel fiyatlandırma politikası olsa şey direkt olarak en çok kullanacağım servis GOG olacak benim. Çok evet çok iyi. Ama maalesef Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma politikası yok. Evet. Şey GOG Galaxy'nin evet Linux client'ı yok ama GOG'un şey bu arada GOG'un avantajı sitesinden indirebiliyorsun. GOG Galaxy'nin ya download aha çalışıyor. Herde şey Lutris GOG client olarak çalışabiliyor. Böyle bir güzelliği var. Lutris'i Epic Game şeyi de olarak kullanabiliyormuşsun. Ne güzel. Ha bu arada GOG Galaxy'nin yapmak istediği şey direkt olarak Lutris bu arada. Düşününce. Yalansa yalan diyeyim. Lutris dedin de aklıma geldi. D9VK, DXVK'ye dahil olmuş. Ha güzel. Direkt merchlemişler abi. DXVK cillop gibi proje ya. Bende hala ekran kartı yok. Oha. Laptopçıyım. Ekran kartı ne? Yenir mi? Güzel midir? Ekrana koyuyorsun, kaşık kaşık yiyorsun. Aynen. Tatlı mıdır, tuzlu mudur? Asidik. Elektrikli. Elektrikli. Böyle uzun mu çarpar yoksa kısa mı? Önemli bunlar. Değişir. Aynen. Zamanı algılayış biçimini değiştirir diyelim. Oh yeah. Tam aradığım deneyim. Aynısını Wii'le de yaşayabiliyorsun. Ama o yasak. Yok ya. Uyku getiriyorsun. Bu arada GOG'dan indirdiğiniz oyunların Linux installerına hiç baktınız mı? Linux kullananları diyorum tabi. Evet. Hiç Linux'a denemedim. Böyle bembeyaz bir şey. Bir söyleyeyim mi? Gördüğüm en düzgün Linux installer olabilir. Bir oyun için. Next yapıyorsun. Çok tatlı ya. Yapan ekibi cidden takdir ediyorum. Hepsi de şey SSH dosyası. Aynen. Ve kod gömülü oluyor SSH dosyasının içine. Ve binary kodu var içinde. Dev bir shell dosyası. Düşünce bayağı mantıklı bir şey aslında. 40 kilobaytlık evet. Shell dosyası böyle. Evet öyle şeyler oluyor. Ama hani GOG'un mantığını düşünürsek çok mantıklı. DRM free yani. Her platformda her koşulda indirebileceğin bir
Seni şey... nereye indirebileceğini de seçebiliyorsun. Aynen. Çok hoş yani. Evet, Medusa Ereş'e dalmaya başladı. O zaman Medusa sen bir öl. Tamam, son darbeye Ereş vuruyor. Ayş vurdu. Güzel de vurdu. Lan çıkok galaksi, hadi bakalım. Oyunun Linux sürümü var mı? Bu arada ben bir hemen geliyorum. Helam olası. GOG Galaxy'nin mi? Yok, sadece Mac için varmış. Yok, onu demiyorum. Emre dedim sana, başka bir şey için sordum. Ha. GOG Galaxy şey yapar mı? Türkiye özel fiyatlandırmasılar mı ileride? Bilmiyorum. Varsa çünkü bayağı bir hoş. Aa, benim zaten şeyim varmış. Tamam. Security code. Neden mailime ya? Mailime girmek istemiyorum, 2 saat. Yüklenmiyor ya. Yeter artık ya. Yeter, Discord'a girerim, mailime gelir. Ona girerim, mailime gelir. Buna girer. Ya yeter abi, telefonum var ya. Bakalım şimdi. Cross-platform. Hay. Sosyal şeyleri de galiba aktarmışlar cross-platform olarak. Evet, geldim Yaşar. Hoş geldin. Welcome back. Welcome back. Japonca'da böyle İngilizce sözcükler çok mu fazla? Günlük konuşmada kullanıyorlar bu arada. Çünkü şey, Dr. Stone'da falan şey diyordu, manpower'e falan. Ha, onlar doğal şeyler. Şimdi... Köfte, sen animeleri dublajlı mı izliyorsun varsa? Nasıl yani? İzci dublajı oluyor ya bazılarının. Ha şey, değişiyor. Genelde şey, bitmiş bir seriye de şöyle bir şey yapıyorum. İlk bölümü iki dilde de izliyorum. Eğer şey, İngilizcesi iyiyse İngilizce izlediğim oluyor. İyi olup olmadığını nereden anlıyorsun? İşte ilk bölümü neye izliyorum göre? İki dilde de. Hayır, yani şöyle olursa bu iyidir, şöyle olursa kötüdür falan. Ya bakıyorum, bir şeyler sırıtıyor. Adamların sesine göre mi, yoksa dublajın dudak uyumuna göre falan mı, ne? Burada ödül olarak ne veriyordu? O zaman... Ah, Kaan gitti. Kaan'ın favori servant'ını getirmiştim. Ripperino. Merlin. Ben çıkıyorum. Kaçıyor mu? Yemek yiyeceğim. Afiyet olsun. Benim de karnım acıktı da. Afiyet olsun. Hadi iyi yayınlar. Hadi görüşürüz. Benim de karnım aç. Ben yemek sepetinden bir şeyler mi söylesem bu sefer? Yemek sepeti açıldı mı ya? Dün açılmıyordu. Onunla ben kaçıyorum. Kaçıyor mu? Aynen, biraz daha takılıp sonra yatacağım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Abi karnım aç ama mideye de düşmüşüm. Bir şey yiyemiyorum. Çok kötü bir ikilem ya. Ya bu o bayağı kötüymüş. Hmm. Olsun. Temizlik oldu en azından. Gripten iyidir. Yani. O zaman gel bakalım. Merlin artı. Soldan ikinci kim? Şu an en baştaki. Hangi en baştaki? Bir önceki ekrandaki. Şey, pembe saçlı olan... Ya, dur, ikisi de mor saç. Yok, bunlar hiçbiri. Tamam, bir dakika gördüğümde sorarım. Tamam. İlk üçte mi, son üçte miydi? Yani sağdaki üçte. İlkiydi. Sağdaki üçte. Değil mi? Bu ekranın en solundaki. Ha, Maş. Maş 2, Maş Kiriye Right.
Ey Atakan. Oo Pometçiyim, selamlar. Bu. Ha, efendim abi. Atakan neler yapıyorsun? Abi, İsim vermek yasak. Ya işte. Şey, firma ismi vermek yasak bu arada. Bizim işle alakalı evet, konularda. Evet. Merak etme, merak etme, bu farkındayım. Son request alamazsınız. Discord'da neden müzik botu yok? Bunu sorabilir miyim? Neden olsun? Neden olmasın? Neden olsun hakikaten? Neden olmasın? Neden olmasın? Bu Discord'un seslisi ya. Sadece benim yayınlarım esnasında kullanılmıyor mu? Güzel sebep. Ve benim yayınlarımda ben müzik botu açar mıyım? Neden olmasın? Yani ETS 2 oynarken neden olmasın? Ve önemli bir nokta. Ben royalty free olmayan bir şarkının kanalımda çalınmaz olasılığını riske atamıyorum. Evet. Evet evet orası var. Tekrar soruyorum. Böyle bir risk alır mıyım? Ya şimdi i̇şte güzel bana teklif etsek alırsın. Bence evet. Her şey paraya bakar. Yalnız Twitch'te olmuyor. YouTube aktardığında sıçıyorum. Ya Twitch'te de aktarıyor mu? Efendim? Twitch'te de sıkıntı. Yayınlar tek YouTube'a gidiyor mu? Evet. Ben baktım. Aa, telif isterim konuştuğum yerde işi. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Cancı bize güzel bir şeyler evet. Söylesene. Ne söyleyeyim abi? Ne istiyorsun? Gönlünden ne kopuyorsa. Abi gönlümden kopuyor ama. Bir Üsküdar'a giderken ver. Dur sevdiğim bir şarkı var onu söyleyeyim istersen. Ya Twitch'te de sıkıntı. Yayın tekrar ettiğin zaman hep sesler gidiyor. Ha. Hem zaten müzik haram abi ya. Benim Steam'de bayağı bir oyunum varmış ya. Bu arada benim ciddi ciddi YouTube'da hentai oyunu videom var. Bir dakika. Senin YouTube olduğunu emin misin? Evet. Dur. Hangisi? Halipap. Ne ara şey? Ne ara çektin onu? 1-2 yıl oluyor. Okey lan. YouTube'da ciddi ciddi hype-up videom var. Şimdi köfte şarkı istedi ama yani... Şuradaki 900 izleyiciyi kaybetmek istiyor musun? Efendim? Yani izleyici kaybetmek istiyorsan şarkı söyleyeyim. Boşver. Yani. Sen özele gel, ben sana özel muamele yapayım. Evet şey, Miray oynuyordu onu. Ben onun yanında... Beyaz saçlı. Beyaz saçlı. Valla o kız hiçbir zaman beyaz saçlı olmadı. Evet. Enkidubi, ne habersiniz? Sizi dövmeye geldik biraz. Şimdi herhangi bir oyunu açmayı deneyelim. Ay. Çok yıllık video evet. Ha bu arada şey, demin Carmela'yı kullanıyordum da bu Carmela'nın genç hali. Aynı sorunu ısıtıp kullanıyor. Ulan şunu ayarda bana bilgisayara yapın da ben de oynayayım artık şunu ya. Bu arada ben telefonda oynuyorum şu an. Telefondaki görüntüyü bilgisayara yansıtıyorum. Bilgisayardan yayını yapıyorum. Telefondan rahat oluyor mu abi? Oyun zaten telefon oyunu. Telefondan başlayalım. İşte orada sarışım da.
Ya bak Steam'i, tamam Steam'i açman gerekiyorsa abi senin launcher'ın bir anlamı kalmıyor. Git ya. GOG Galaxy'nin mi? Ha abi ben Steam'i, Steam oyunumu Steam içerisinden açacaksam seni kullanmam. Direkt Steam'i açarım, oradan açarım. Geri zekalı. Bu arada onu Lutris yapabiliyor. Lutris şey... Lutris bile yapabiliyor lan. Utan... Puh. Şey, Lutris direkt olarak Steam'in DRM modülü var ya. Hı-hı. Onu taklit ediyor. Oha iyiymiş. Ağır OP bir konsept ya. Zaten şey, Linux'ta oyun camiasını en adam, en geliştiren şeyler bir, Lutris geliştiricileri, iki, DXVK geliştiricileri. DXVK'de hiç incelemedim ya, dur bakayım şimdi. Linux altında DirectX'i Vulkan'a tercüme ediyor işte. Aynen. Hatırlıyorum onu da. D9VK DirectX 9'u tercüme ediyor. Proton zaten şey... Proton Wine artı DXVK. Ya DXVK 9, 10, 11'i zaten tercüme ediyormuş üçünü birden yani. Çünkü D9VK'yi geçen içine aldılar. Ha özlemişler, okey. Yani mantıklı artık. Çok tatlı proje ya. Manipulation of direct 3D libraries in multiplayer games may be considered cheat. Oh, oha. Evet, bazı oyunlar cheat kabul edebiliyor. DirectX 12 şu an tercüme edilebiliyor mu bilmiyorum. Dur, edilebiliyordu. Onu da ayrı bir zımbırtı yapıyordu diye hatırlıyorum. Da ne kadar edilebiliyor? Hatta dur. Dur. Niye bakacaktım ya? Ha. Tabii Vulkan'ı W ile yazdım salak gibi. Ay. Şey, direkt Vine'in kendi içinde varmış bu arada. Ha, evet. Daha iyi abi. Bu arada natif... Bu arada DirectX 12 zaten şey, DirectX 12 Vulkan'da eş zamanlı çıktığı için insanlar çok tercih etmiyor. Geliştiriciler. Ha yani mantıklı. Ve şey, DirectX 12 sadece Windows 10 destekli ya. Evet. Ve şey, DirectX 11'in üstüne çok bir artısı da yok aslında şey. Daha sonra. Artıları var çok çekirdekli işlemlerde. Ancak aynı artıları sana Vulkan daha da güçlü içinde sağlıyor. Yani şey, tercih etme şeyi kalmamış o zaman. Ay. OpenGL işte çok ilkel kalıyor günümüze. Onun yerine işte Vulkan geldi. Kaç senelik zaten ya cidden. Onun yerine Vulkan geldi işte. Hı-hı. Vulkan'da bu arada şey, AMD'nin Mental apisinden türeme. Şey, Mental projesi çok başarılı olamadı. AMD dedi ki, madem çok başaramadık, hı-hı, alın kaynak kodları. Şey, açıyor.
Oradan Vulkan projesi gelişiyor. Nice. Yani OpenGL'in büyük bir sıkıntısı OpenGL'e kullanarak oyun geliştirmek bayağı zahmetli. Daha sonra oyun motoru falan geliştirmek. DirectX o yüzden mesela bayağı bir popülerdi o dönem. Çünkü DirectX kullanarak geliştirmek çok daha kolay. Vulkan DirectX'ten de kolay. OpenGL'de niye o kadar zordu ki ya ben? OpenGL bayağı eski bir mentalitede ve şey, ilginç bir durum var. Çoğu kol aslında bayağı karmaşık yöntemlerle çağrılıyor OpenGL'de. DirectX mesela onu bayağı kolaylaştırdı. Hmm. O yüzden popülerdi zaten. Bu arada benim Microsoft'ta en çok takdir ettiğim nokta da şey, adamların bir dokümantasyon anlayışı, bunun dokümanı yazılacak mentaliteleri yani. Ve bir de şey, kod yazarken aşırı düzenli bir kod yazma mantıklı abi var. Kim işte oraya kaçırdım ben. Microsoft. Ha. Şöyle diyeyim, Microsoft'ta çalışıyorsan eğer kafana göre varyasyon adı ya da fonksiyon adı belirleyemezsin. Aynen o şeye guideline'a uyman gerekiyor, zorunlu o. Bayağı katı bir guideline'ları var ve o guideline'a göre bütün isimlendirmeleri yapacaksın. Bütün stillendirmeleridir, şudur budurdur. Kafana göre kod yazamıyorsun. Ve bir söyleyeyim, bu aslında bir şirket için aşırı güzel bir mentalite. Şirket içi kod yazılacaksa. Mesela Atakan'da bizim şirketin en büyük sıkıntılarından biri o. Ümit'in yazdığı kodu ben okuyayım. Yarım saat anlamaya çalışıyorum falan. Benim yazdığım kodu da Ümit, doktor bu ne diyor falan. Frontend'de bir şeyler yazıyorsunuz. Ben bakıyorum hanginiz yaptı lan bunu diyorum. Orada sonra ben git blame kullanıp bunu sen yapmışsın la diyorum sana. Ya bir defa öyle oldu. Ama şey ya, Hüseyin'in yaptığı bir tane vardı, bayağı bulana kadar canım çıkmıştı ya. Bir yerde yanlışlıkla bir karakteri yanlış koymuş orada. Ve bulamadım abi, kafayı yedirtti ya. Oluyor öyle. Bir de Hüseyin daha yeni. Daha yeni o ya, aynen, bayağı yeni belli. Elizabeth yardır bakalım. Ya Microsoft'un hani kendi içinde çalışma politikaları güzel, dış politikaları çok sıkıntı. Stajyer arıyor mu diye sordum da, stajyere para ödeyebilecek durumda mıyım? Oha. Okay then. Ya öderiz de, ödemesek daha iyi. Kal ki işleri götürüyoruz bir şekilde. Hmm. Kazanmayan bir şeyler. Erkeğe peko, maaşı sorulmaz. Aynen, pek o durumda değiliz zaten. Yani kendimize yetiyor şu an. O kadar, o da yani. Kendi suyumuzda kavruluyoruz. Ya gönüllü olarak ben bu işleri öğreneyim, bir yerden tutayım falan diyorsan, benim angaryaları paslayacak birine ihtiyacım var açıkçası. Direkt kendime fırsat çıkartmak. ben de böyle başladım abi, ne yapayım? yani. Herkes bir dönem bundan geçecek. Sen de benim angaryaları üstümden almıştın. Ha. Zaten sen ben ve ilkimden sonra en uzun süredir çalışanımızsın. Harbi ya. Samet vardı bir ara, o ayrıldı. O bir kayboldu aynen ya. Onu anlamadım ben. O prodüksiyonda falan çalışıyor. Ha, daha çok şey, anladım. Video, fotoğraf vesaire o kısımlarda.
Onun şu an çalıştığı alan o. Ya şu elimizdeki veri bir atalım da. Ben biraz daha şeye kalışacağım işte. Django artı frontend. Biraz daha full stack gideyim. Ha bu arada frontend konusunda çok rahat bir framework buldum. Onu bir ara sana atacağım. Hangisi? Atarım. Şu an adını hatırlamıyorum. Ya ben Tailwind denemek istiyordum da. O galiba bir dakika. Wigtail'ı mı diyorsun? Durun. Yok ya Tailwind diye bir şey. Ha. Şey şu benim geçen attığım şey mi diyorsun? O senin geçen attığın Tailwind'le mi yazılmıştı o yok, ya? Yok değil değil. Neyse başka. Konuşuruz onu daha senin sonra. Senin attığın panel başka onu demiyorum da. Microsoft'a programcı olarak işe girersen alanına göre değişir. Bu arada Microsoft'ta çok fazla Linux geliştiricisi var. Linux'a en fazla katkı sağlayan firmalardan biri Microsoft. Saçma biçimde. Ha Microsoft'ta programcı olarak işe girsem Arch kullanmazsın. Ne kullanırsın? Ne kullanıyorlar orada şu an? Sık sık. Aslında şey orada her dağıtım kullanılıyor gibi bir durum var. Şimdi. Kendi dağıtımlarını yaptılar diye biliyorum ben. Linux'tan. Ha o tutmadı. John Dark Santa Alter gibi sen Snow Baby veriyormuşsun. Tamam. Ben sana bunu verelim. Sonra. Gelelim bizim bir de Rider'da verebileceğimiz bir şey var mı? Yok. Rider sen işler devam et. Ne olur. Single target git. Şimdi en son belirleriz. Caster. Oh. Gılgamış'ı kassam. Şu an Gılgamış'ı koyacaktım da. Kasmamışım. Sonra. Başka neyi koyabiliriz? Çocuk Gılgamış neredeydi? Ha çocuk Gılgamış yokmuş burada. Çocuk Gılgamış event sorunlarında var mı diye hatırlıyorum. Yokmuş. Orada çok fazla lens. Nasıl varmış. O zaman dur. Elimde event'e uygun 3 tane lenser var. Neden? Geçmiş olsun. Hatta 4'müş pardon. Dur. Sonra bunlar. Sonra sen dur. Small Baby neydi? Daha çok kullanıyordu. Bir ay trollük yapmasan seni sessizliğe çeker miyim? Evet. Çekin. Şimdi. İmkansız gibi duruyor ama. Nasıl şimdi bir Carmilla koyalım ve Carmilla'ya verelim. Abi benim 40 saattir mikrofonum kapalıymış ya. O kadar yaşamın sırrını verdim. Her şeyin sırrını verdim. Artık güzel söyleyemem. Can sağ ol. Can o kadardır konuşuyorsun. Bir ay hiçbir trollük yapmayacaksın. Düzgün adam akıllı davranacaksın. Saber, Candle verelim.
Ay. Hah bak köfte sorduğum karakteri almışsın. Sağdan üçüncü. Dur. Hangisi? Sağdan üçüncü. Mavi saçının solundaki. Şu mu? Saber'ın sağındaki. Saber'ın? Sağdan üçüncü. Mavi saçının solunda. İşte Carmilla bu. Carmilla. Hmm, bu mu? Güzel. Yok. Dominatrix bir ablamızdır. Çok sevdiğim de bir servant'tır. Çok psycho bir surat ifadesi var. Karakterin tarihteki olayı yaza kadar trollük yapmasan köfte İslam vatandaşı olur musun? Bakarız. Vatandaşlık mevzusu ne? Köfte İslam vatandaşlığı. İlginç bir muhabbet. Benim Discord'da özel. Şey, ben başvurumu yapayım şimdi. Sen orada. Zaten köfte İslam vatandaşısın. Yaşasın köfte İslam. İşte arkadaş sorup bile. Şey. Bu arada o sorduğun karakterin tarihteki olayı şu. Genç ve güzel hizmetçilerini öldürmekle meşhur bir Macar soylusu. Ya sorsak illaki kendince haklı bir sebebi vardır. O yüzden kıza diyeceğim. Yani. Ama çok Tufundere karakter olma potansiyelini hissettim. Aa yok değil. Değil. İlginç. Ama bayağı bir BDSM de bir karakter. Hep zahmet. Ona da şaşırmam. Ne bunu veriyorum. Seni istemiyorum artık. Sen yerine sen gel. Sana da bunu verelim. Kestro Umu'ya ne verelim? Kestrum'u da bunu verelim. Ups, işaretleyememişim. Açır. Seyur'la savaştığımız bir kısım da yok ki. Açır'a bir bok veremiyor. Arçı'da da seni verelim. Geriye ne kalıyor? Maş kalıyor. Maş'a da seni verelim. Tamamdır. Mis gibi. Efendim, test demişsin. Askerden önce kasamız uçiste bakacak mıyım? Bakarız. Emin değilim. Support listemizi de güncelledik. O zaman biraz daha far mı? Yay. Aa ne kullanmak istiyorsan kullan. Hangi dağıtım kullanmak istiyorsan kullan. Kafana göre. Gel bakalım Merlin dayı. Evet, Kral Arthur'daki Merlin. Merlin. Gandalf'ların atası be kere. Ay, aradan çıkıyorum bu arada. Biraz bir açacağım. Bayağı yorgunum ben. Tamamdır. Ben de zaten bir yarım saate falan yayını bitiririm herhalde. Okey. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet, Çaycı Hüseyin'le canımız kaldı. Çaycı Hüseyin sen bayağıdır sessizsin. EU4'e fazla konsantre oldum galiba. Olabilir, olabilir. O da mantıklı bir şey abi. İskoçya'yı çok güzel boş yakaladım da Fransa yardımına gelmiyorken. Çok mutlu.
Köfte şey var mı Berlin varsa? Ne? Röldeki hatun. Kim? Morgana. Merlin evinden Morgana var mı? Şey, Lady Morgana. Olması lazım. O da çok sevilen bir karakter. O yok. Gelir. Hayret. Ama şey Lord'a var. Hikayede. Servant olarak. Saçma olur yoksa. Okay. Bir saniye. Konuyu biraz kaçırdım da. Arch güzel dağıtımdır. Bu arada insanlar Arch'ı zor kabul eder de Arch benim gözümde bayağı kolay bir dağıtım aslında. Ama bilene kolay dağıtım. Öyle bir detayı hatırlatayım. Arch'ın olayı o. Arch'ın bu arada yüklemesi benim gözümde en rahat. Ama alıştığım için rahat. Şahsen mesela Ubuntu'dan daha rahat geliyor bana. Evet. Garden of Avalon'u çakalım. Bu abartmıyorum. Bana Ubuntu'dan daha rahat geliyor çünkü Ubuntu'nun aksine Arch'ta benim kurulum sonrası çok bir şey yapmama gerek kalmıyor. Ubuntu'da benim kurulum sonrası çok fazla şey yapmam gerekiyor. Çok fazla Ubuntu'daki yeni kullanıcılara yönelik değişikliği falan benim bir şekilde geri almam gerekiyor. Ve şey, istediğim yapıyı elde etmek için çok fazla uğraşmam gerekiyor. Ve şey, yani arayüzsel yapıyı demiyorum bu arada. Sistemin yapı bakımından diyorum. Sistem kendi yapısından bahsediyorum. Arayüzsel yapı çok önemli değil. Valla Mint'ten de daha güzel alternatif var. PopOS. Komiktir, PopOS bayağı güzel dağıtım. Ubuntu'nun düzgün versiyonu diyebiliriz. Daha rahat. Ben aynı sıkıntıları Ubuntu'da, yani Ubuntu'da yaşadığım sıkıntıların benzeri benim için Manjaro'da da geçerli. Kaldı ki hani kaynağı varken. Bu arada o otomatik driver kurma aracı hani yeni kullanıcılar için güzel bir artı. Benim için hiçbir artısı yok onun. Çünkü hani driver kurmak için yaptığım tek şey Nvidia'dayım diyelim. Sudo pacman-s Nvidia boşluk Nvidia-utils bitti. Laptopta ona da gerek yok. Dedim ya Sudo pacman-s Nvidia. Hatta yazayım da. Laptop da Arch. MacOS kullanırım. En azından bir Unix sistem. Yani terminal tarafında gene işlerimi benzer şekilde yapabilirim. İkisi arasında bir tercih yapmam. RTX'i hiç bilmiyorum. Ve en azından MacOS'a Tiling Window Manager kurabiliyorum. Çok... terminal emülatörün değişir masaüstü ortamına göre.
Ama şey, terminalin içeriği aynıdır her daim. Yani genelde 5 ya da ZSH kullanır distrolar. Paket yöneticisi değişir, o ayrı mevzu da. Çünkü o dağıtımdan dağıtıma göre değişir. Arch tabanlı dağıtım kullanıyorsan Pacman, Debian tabanlı dağıtım kullanıyorsan apt. Fedora, daha sonra Red Hat tabanlı dağıtım kullanıyorsan DNF. SUSE tabanlı kullanıyorsan Zipper. O dağıtım, şey, kök dağıtıma göre değişir. Ya hiç sorun olmuyor. Pacman inanılmaz güzel bir paket yöneticisi. O konuda neredeyse herkes hemfikir. Zaten şey, çoğu kişinin Arch kullanma sebeplerinden bir tanesi paket yöneticisi. İnanılmaz güçlü. Yok Abi Pacman oyun değil mi ya? Pacman adında program mı bu? Evet. Açılımı Package Manager. Yay bu arada şey, bir Aur yöneticisi. Aur bu arada Arch'ın tercih edilme sebeplerinden biridir. Bu arada Yay'i normalde Pacman üstünden kuramazsın. Arch depolarında yok. Manjaro'da onu ekliyorlar sadece. Normalde şey, Pacman'i kurma şeklin, Git'ten indiriyorsun. Git ile indiriyorsun. Sonra hatta direkt olarak iki tane komutu yazayım. Canım Pacman çıktı. Dur. Tek bir komutla hepsini halledeceğim şimdi sana. Arch'ın SystemD'siz versiyonu. SystemD güzeldir ya. SystemD cidden güzeldir. SystemD'den nefret eden insanların mentalitesini bir noktada anlıyorum da çok da gereksiz buluyorum. Initialization sistemi diyebiliriz de. Aslında servisli, açılışı, servisleri vesaire yöneten zımbırtı. Neyse Köfteciğim, sana iyi yayınlar, ben de kışayım abi. Tamamdır. Görüşürüz Cancığım. Öyle. Ay. Hüseyin, baş başa kaldık. Evet. Nihayet yayını izleyen kişi sayısı chat'teki kişi sayısını geçti galiba. Yayını şu an bende 8 kişi izliyor gözüküyor. Aynı şekilde. Bir şey yapacağım. Height 700 diyelim. Bence güzel oldu. Bu arada Void'i de denedim. Çok meh bir dağıtım. Yani hala gelişmesi lazım. Güzel konseptleri var da hala yolu var. Yani olgun değil yeterince. Yani Arch varken cidden şu an yüzüne bakacağım bir dağıtım değil. Bu arada benim karnım cidden acıktı ya. Ne yesem. Valla benim de yayını kapatasın. Benim de bu arada hafiften uykum geldiği için ben yayını kapatacağım. Biraz elimdeki işlere falan bir bakıp ardından yatacağım. O yüzden her türlü yayın birazdan kapanacak. Ondan kaçarımız yok.
Hayır, etmeyeceğim. Patlıcan köprüden atla dese sen de mi atlayacaksın? De Eyüp bana çok uzak. Artı benim ev yapımı hamburgerlerim de o hani o kalitede. Ayş. 10 numara 5 yıldız ev yapımı hamburger yaparım. Bize sen de yap. Twitch can... olarak. Bu arada bir ara kamera alırsam can... yemek yapma canlı yayınları yapmak istiyorum cidden. Köfteyle MasterChef. Çünkü ben yemek yapmayı o cidden de çok seven bir insanım. Ben de yemeği severim. Ne çok ortak. Yemeği de severim. Yapmayı da severim. Yapmayı severdim ama bildiğimi sanmıyorum yeterince. Ve yapmanı da bayağı iyiyim. Yani iddialıyım o konuda. Hmm. Ah dur onu şunu kullanacaktım ilk. Neyse. İki saniye geliyorum hemen. Evet geldim ve bu arada köfte İslam vatandaşı olmanın bir kriteri yok. Tamamen benim kafama göre. Bence en güzel kriter senin kafana göre olması. Tabii ki de. Gelen insanlar Arstotska'ya sahte pasaportla 20 kez girmeyi deneyen amca gibi. Ne? En güzel köfte İslam diyecek. Papers, Please'i biliyorsun. Ha, oynamışsındır. Evet. Amca var ya bir tane. Papers, Please'i biliyorum ama çok oynamadım. Çok sevildiğimiz bir amcamız var da orada. Adam 20 defa falan sahte pasaportla geliyor. Hı. Eğer tutuklatmazsan eninde sonunda doğru pasaportla gelip geçiyor adam. Lel. Çok güzel adam ya. Köfte İslam vatandaşlığı bu arada hani ciddi ciddi benimki kafama göre. Yani yayın esnasında sesliye gelip gelmesini istiyor muyum? İstiyorsam veriyorum. Denk gelmek. Bu. Onun bir kriteri yok. Denk geliyorum, görüyorum.
Etkinliklere falan, gittiğim etkinliğe falan denk gelirsen olabilir. De ben bayağıdır etkinliklere gitmiyorum doğru düzgün. Evde durum söz konusu. Dolayısıyla da orada sıkıntı var. Ya ben olabilir miyim diye soruyorsan zaten eleniyorsun genelde. Güzel ahlaksız teklifler. Nusret batmaz. Umarım bayağı ilginç bir gidişatı var ya. Nusret ne oldu? Çok ünlülerdi bir ara. Ha. Bir daha duydum sonra. Hala şey, bayağı gelir seviyesi yüksek insanların gittiği bir yer. Bu. Telefonda şarjı %15'te. Tabii bilgisayardan aldığı enerji, şey, tükettiği enerjiden daha az. Telefon olarak ne kullanıyor? Samsung Galaxy A70. A50 pardon. Güzel cihaz ya. Güzel fiyat performans cihazı. Evet gençler. Kahrem tamamen bitti. Olamaz. Köftenin soğumayan ve bitmeyen kahvesi artık yok. Bu bir kıyamet alameti. Bir söyleyeyim mi? Google'ın o yaptırım muhabbeti geri döndürülür muhtemelen. Çünkü şey, çok götleri yiyemez onları, onu. Bu arada ben bir yemek sepetine bakayım. Yemek sepeti. O iş, kulaklığımı çıkarttım. Ortaokul hayatını nasıl mahvettiler? Abo! İmam Hatip niye? Abi neden İmam Hatip diye bir kavram var? Tekrar soruyorum. İmam Hatip diye bir kavram niye var?
Bu arada evimin çok ilginç bir noktası. Bulunduğum mahalle iki tane semte bağlı olduğu için ikisinden de farklı. Yani ikisinden de kaydolabiliyorum yemek sepetine ve ikisinden de farklı fiyatlar alıyorum. Bu bir avantaj mı? Bazen avantaj. Değil mi? Kralımı öldürmeye çalışıyorum ordunun başına koyarak ama adam ölmüyor. Adamın derdi. Keşke gülebilseydim ama adam 0-0-0. Zaten canlı ölü gibi. Çok kötü bir kral nasıl geldi bu ülkenin başına? Ha, Crusader Kings 2 var yalnız bende zaten. Peki strateji oyun olarak sende ne var tam olarak? Bayağı bir şey var da listesine bakmam lazım. Ama favorimi hepiniz biliyorsunuz. Ben çok hatırlamıyorum ama Civilization 6 demek istiyorum. 5. Ya da 5 mi? 6 çöp. Yoksa 5'e kıyasla 5. Aha. Aptal kral. Kuşatma sırasında mı ölüyorsun ya? Ben ne kadar şanslı bir insanım. Adam öyle öyle Paris'i kuşatırken öldü be. Gülmek zorundayım. Neyse iyi oldu. Yani bizim buradaki pizza lazzanın fiyatı Allah gibi düşmüş. Liz. Bana bir Noble Fantazm var. Bana bir Noble Fantazm var. Çok iyi ya. Papa'nın birlikleri boş boş Fransa'yı kurtarmaya çalışırken adamın rebeli çıktı ve birliklerini kesti herifin. Gel. Yaşasın be. Oluyor öyle. Çok üzüldüm Papa'ya kesinlikle. Olmadı benim standart dürümcüm var ona gideceğim de. Uplay ile hiç kullanmadım, o yüzden bilmiyorum. Uplay'den bir oyunla.
Evet, Ubisoft'un. Hiç denemedim. Denemeyi de çok düşünmüyorum. Ubisoft'un bayağıdır severek oynadığım bir oyunu yok. En son oynadığım Ubisoft oyununu düşünüyorum. Child of Light'a biraz bakmıştım. O kadar. O Assassin's Creed Unity. Cillop oyun. Sana çok güzel bug nasıl çözülür onu öğretiyor. Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve bugün sizlerle Uçan Spagetti Canavarı videosu çekiyoruz. Uçan Spagetti Canavarı videosu. Aha. Gırpat, neden gittin? Az önce çok güzel bir hata buldum EU4'ün görev ağaçlarında. Nedir? İngiltere'nin görev ağacında Hindistan'da bir ticaret kur diyor. Ama bunun için başka bir görevi tamamlaman gerekiyor, bu görevi tamamlamak için. Ve bu gereken görev bir DLC'nin parçası olduğu için ağacın küçük bir kısmını tamamen blokluyor. Ne güzel ya. Ya şirketin içinde para var yani. Ben buradan bunu çıkartıyorum. Ay, zaten orada her şey bir para der değil mi? Gerekçe dediğim gibi sürü psikolojisi dışına çıkan herhangi bir şey orada sıkıntı. Evet. Sipariş ver ana. Yalnız buradaki bir restoranın komedisi
bunu şey bu mahallenin A semtine kayıtlı haline siparişi veriyor ancak B semtine kayıtlı haline vermiyor. Sıkıntı restoran mahalle aynı restoran o mahalle içinde. Muhtemelen semt seçmişler. Bu arada Pomet ciddi ciddi sen bir git. Hani bir doktor hani şey cidden bir psikoloğa görün. Eğer hani bu devam edecek ederse de bu mentaliten. Çünkü sağlıklı değil. Hani bu düzeyde sağlıklı değil. Pomet'i Pomes diye duyuyorum ve Almanca'daki Pomet, tek Pomet bir dedim. Pomet dedim kelimelerden biri. Ama ben Pomes diye duyuyorum işte. Peki. Ve kafam patates kızartmasına gidiyor bu yüzden. Lel. Yaşasın Almanca. Deutschland über alles. Dur banlanacağım. Almanya'da yasaklandınız önce. Tebrik ediyorum. Oh yeah. Yasaklanmak demişken aklıma dostum yasaklanması geldi ya. Ne oldu ki? Ne yaptılar ben? Şey. Bilmiyorum. N ile başlayan kelime var ya. Aa. Bizdeki K kelimesinin karşılığı evet. Yok. Yani şey bizim kültürdeki halindeki karşılığı evet. Bizde Z ile başlayan bir kelimenin sözlük olarak karşılığı da. Evet onu biliyorum. Söyledim. Ne zaman söyledim? GTA San Andreas yayınında. Aga be. Bir şey. Oyunda söylenilenleri tekrarladığı bir kısımda. Yani sıkıntı oyunu tekrar ettiği için. Oh, yıp. Güzelmiş. Çok tatlı değil mi? Evet. İşte aşırı hassas. Bence bütün sistemler böyle Hayır. 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 Ne olamaz. Bunu da mı yapacaktın? Fransa beni excommunicate'ledi. Dinden çıktım az önce. Öyle. Benim papayla aram neden -200? Ne güzel. Sen papaya ne? Ben papaya ne yaptım? Şu an Lancer'la alakalı bir şey harcamak istemiyorum çünkü eğer Eraşkigal gelme olasılığı var Caster'la da bakalım. Gerçi ki... Şunu harcayalım. Burada sıkıntı olmaz. Dur şunu... Çaktım. Hüseyin geçmiş olsun. Ne artık, oldu? Artık bir kafirsin. Aa. Evet doğru. Şimdi hatırladım. Riders neyse. On the storm. Wow, 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 wow. Riders on the storm. Sen de. Burayı kasmak böyle iyi. Evet biraz derin bir oyun da. Mobil oyun. Ben biraz sevgili kralımızı kasayım. Ya bu oyunun çok fazla hentai'si var ve çok fazla. Sırf onu gördüğüm için bir an animesine başlayasım gelmişti. Sonra ne kadar karışık olduğuna dair duyumlar aldım ve caydım. Çok basit aslında. Fate Zero'yu izle. Evet dinliyorum. Fate Zero'yu izle, Stay Night Unlimited Blade Works'u izle, Heaven's Feel filmlerine bakabilirsin. Onlar hala devam ediyor. Babil animesi şey bu karakterin geldiği. Aslında Babil animesi bu oyunun animesi ama bu oyunun 7. görevinin animesi. Ama şey tek başına izleyebiliyorsun onu. Ha. İyi.
Ben Astolfo istiyor. Sebebini sen anlamışsındır. O şey, Fate Apocrypha animesinde. Ama anime ehtir. O anime ehtir. Biraz trap sevicisi, trap seviciliği gördüm sizde. Birazcık. Yani ha, bu arada yukarısı iyiyse, kafa da güzelse, yukarısı iyi ve kafa güzelse aşağıda ne olduğu çok fark etmeyebilir. Diyorsun ayrımcılık yapmıyorsun. Yani gerçek. Tabii. Gerçek hayat açık. Gerçek hayatta ağır ayrımcılık var. Şey, o zaman Deon diye bir karakterimiz var. Evet. Onu da atayım sana. Tabii ki. Direkt Wiki'den linkini atıyorum sana. Çaycı Hüseyin. Message. Fate'deki başarılı traplerimizden biri. Aha. Evet. Şey. O söylenilen şey bayağı yanlış. Okumadım. Bayağı. Direkt girip bakardım ama anlaşılan kafir olunca bana savaş açma isteği arttı milletin ve bu yüzden az önce kafirlik savaşı yedim. Lel. Ne güzel. Helal bana be. Yani şöyle bir durum var. Heteroseksüel istekler dışındaki şeyler her ne, hani biraz kaba kaçıyor deyince ancak yani bilim çok duyguları umursayan bir şey değil. Gerçekten şey muhabbetin başı ne? Anomali. Çok şöyle bir örnek edin ki muhabbetin başını çok merak ediyorum. Bir noktada Fate yayını bu yani. Fate yayını başın içinde şey, gelen sorulardan kaynaklı. Abi ne tavsiye ediyorum bir yayını? Bak, chat'e bakayım o zaman bir. Ha, bak. En temiz o. Ben de Gılgamış'ı kasıyordum. Aa, severim destanını keratını. Gılgamış reis. Bir de şey, bu Gılgamış Enkidu öldükten sonraki hali Gılgamış'ın. Allah rahmet. Enkidu öldükten sonra Gılgamış bayağı reis oluyor. Ölmeden önce götün teki oluyor. There's a killer on the road. His brain is swarming like a... Ve şey, şu anki Fate Grand Order Babylonia animesinde var kendisi. Ya onu söyletmek için önceki şeylerle bir bağı var mı onun? Çok gerek yok. Sadece hani Fate evreninin nasıl işlediğini az buçuk bil. Abi bilmeme gerek yok. Köfte izleye köfte bir arkadaşım var, soralım ona. Ha. Ne bileceğim ya, aksiyonu birisini bulmuşum ben. Allah Allah. Ha, ayaklı wiki var adamın elinde. Kafanı kurcalayan yer olursa anlatırım. Ama Fest sırasında animelerde en çok internetteki mimlerinden, kısa videolarından gördüğüm kadar en çok ilgimi çeken kısmı Saber diye bir hatunumuz var ya, eve geliyor, herifi yemek yapıyor o sekanslar. Aa, bu arada şey, Artoria yani o muhtemelen o gördüğün Saber yemek yapmaz. O yemek yer. Tamam işte, anladın işte. O geliyor. Hazırlık oluyor. O hangi seriden? Fate Stay Night'ların hepsinde var. Yemek yeme muhabbeti daha çok şey. Emiya-san Chikyo no Gohan diye bir yan seri var. Fate Stay Night'larda geçiyor. O evrende bir şey. Yemek animesi. Abi zaten yemek animesi oldu mu beni direkt çıkıyor işine ya. Çok tatlı bir animedir ve şey, orayı anlamak için en maksimum zevk almak için Fate evrenini bilmen gerekiyor da anlamak için Fate evrenini bilmene gerek yok. Sadece şey, yani
Unlimited Blade Works'tan bir tane önemli detay var. Onu bilmen gerekiyor. İki tane karakter arasında bir ilişki muhabbeti. Aralarındaki onu bilirsin ya. Onu bulursun abi. İnternet diye bir şey var öyle biz. Sen bana o yemekte senin ismini yazsana bir yerden. Unuturum ben onu. %1. Direkt My Enemy List sayfasına atıyorum. Okey diyor. Daha temiz. Türkçe tercümesi de şey, Emiyagillerde bugün yemekte ne var? Okey abi. Güzel. Ben bir çay yapıp geleyim kendime. Bölümlerde bu arada şey yani 12'şer dakika. Hatta dur şuraya da bırakayım. Kıvırcık saç güzel mi? Bilmem. Cidden bilmem. Yani saçtan anlayan bir insana mı benziyorum ondan? Köfte, bana ülkeme yardım et. Twitch'ten kazandığım milyarların birazını ülkeme bağışlar mıydın? Köfte izme geçiyor mu ülken? Tabii ki. Ayda -30 dukat yemeği kaldıramayacağım çünkü. Geliyorum ben birazdan. Tamamdır. İnanıyorum ki savaşı kazanma uğruna gereksiz yere bastığım 18 bin paralı ordu biraz fazla oldu sanırım. Galiba. Şey hani, bu arada Enver'ciğim, o konu tartışılır. Kişisinden kişisine göre değişir o. Orduyu silmek istiyordum ve silecektim ki o anda Avusturya'yı savaştan çıkardılar. Kahretsin. Tek güçlü müttefiğim savaştan düştü. Hani olay saçın kendisi değil, saçın kullanan kişi de. Orada. Lan kafamda neden Riders on the Storm çalıyor ya? Benim Need for Speed Underground kim gelmiş? Riders on the Storm. Yalnız bu sefer bassız güzel vurdu. RNGesus bize iyi davrandı yani. Keşke RNGesus bana Eraşkigal samınlarken de iyi davransaydı. RNGesus sana Eraşkigal'i samınlarken ne yaptı? Samınlatmadı işte. Onun yerine altın... Nereden aldı? Samınlamaya çalışırken ha, bir tane altın rengi Lancer gözüktü. Sevindim Eraşkigal gelecek diye. Başkası çıktı galiba. Ponçik Medusa geldi. Oley. Sıkıntı Ponçik Medusa zaten bende var. Daha az oley. Dum 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 dum. Bir ara yaparım. Daha önce yapmıştım aslında da tekrar yaparım. Burada Ponçik Medusa'yı da göstereyim. Çok güzel ya.
artık ihtiyacım yok diye el ayıdan attığım adam diğer el ayımı personel ünlüğüne almış. Yaşasın. Ne güzel. Köfte insan neden yaşar? Güzel soru. Biz de bilmiyoruz. Köftenin köftesini yemek için. Aynen aynen. Köftem de güzel. Keşke bu düşünceyi beynimde işleme koymasaydım. Evet. Güzel de köfte. Az önce söylediğimi düşündüm. Düşündükçe daha kötü bir hale gelmeye başladı kafamda düşünce. Şu anda söylediğime pişmanım. Lütfen bunu silebilir miyiz herkesin aklından? Üzgünüm. Öyle bir şansın yok. Bir şey bir kere internete düştü mü sonsuza dek orada kalır. Yalnız canlı yayında resim, canlı yayının ilk yarısında şey, Medusa bu dövdüm sürekli. Şimdi de Enkidu dövüp duruyorum. Öyle deme, öyle deme Enver Paşa. Yani bizim din dersimiz hoca yok, o yüzden beleş puan alıyorum ben oradan. Çok mutluyum bu yüzden. Bu arada din ve Kur'an dersleri ayrı ders olarak mı var artık? Yok. En azından bizim müfredatta din dersi normal bir ders olarak var. Yok, ayrı ders olarak mı var Kur'an ve din? Ha, yok. Kur'an yok. Kur'an seçmeli derstir büyük ihtimalle. Normal okullar için en azından. Varsa bile. Şu durumda ciddi sıkıntı. İmam hatiplere zorunluymuş. Yani ben din dersine karşı olmazdım ama her dini göstermeyip belli dinlere, belli bir dine baskı yaptıkları için, özellikle böyle bir şey yaptıkları için, gösterdikleri için olmuyor. Ay ay ay. Duydum ki Enver'e bir süredir timeout atılmıyormuş, timeout atmaya geldi. Yok, atma şu an. Yo, hayır, şu anda atmayacağım. O uslu durmaya karar verdi. Ya zaten atarsam bir saniyelik atacağım. Ha bu arada Kaan, şu an elimde senin favori servant'ın var. Tek başına damage vuramayan servant. Aa. Hayır, sabunlamadım da şey maçta var yani. Aynen, aynen. Gör. Az önce timeout atmayı çözdüm ama kullanmadım. Çok mutluyum. Belki bir gün ben de timeout atarım. Belki bir gün timeout atarsın. Ben atayım arada ya. Bana fırsat veriyor. Sağ olsun. Çetem kırmıyor beni. Ve timeout atmak istiyorum diyorum. Sonra kısa bir süre sonra bana timeout fırsatı veriyorlar. Çok seviyorum. Köfteci. Dediğin serinin Türkçe altyazısı da varmış. Çok tatlı oldu. Güzel güzel. Ya şey, bayıldım. Onda bir sahne gördüm abi. Bizim Saber kapıyı çalıyor. Elinde iş kişisi kabadayla. Aa, o şey farklı bir seriden. Elman yemek yap. Dur, o farklı bir seriden. O. Bu ne lan, Binbir Gece Masalları gibi. O şey Carnival Fantazm'dan. O şey. Abi. O serinin olayı tamamen küçük skeçlerden ibaret. Ne güzel. Kolay çapmam abi zaten. Ya öyle zevkli olmuyor. Peki onun var mı Türkçesi? Nasıl sıkıntı orada? Dur. Onu da atayım. Dur buldum. Eyvallah, buldum. Ama şey, orada sadece Fate karakterleri yok. Ha, bu arada şeyin ikincisi geliyormuş. Isekai Quartet'e. Evet, biliyorum. Hatta şey, yeni sezonda Shield Hero eklenecek. Aa, çok güzel bir seçim. Güzel bir seçim. Ya Kaan, ben geçen gün bir şey okudum bu arada. Lock Horizon'un Night Novel'lerin üzerinde çalışıyorlarmış insanlar. Abi umarım olarak inşallah. Ama iyi olacak. Kaan, sesin çok kesiliyor. Yok.
Kesilmiyor, yani. Türk şerep yapıyor şu an bize. Olabilir, olabilir. Ya Türkçe, Türkçe elektronik rap. Ha, Kaan harcanıyor ya, bu mikrofonla piyasayı sallayabilir. Kendiliğinden yapıyor bütün işe. Asiktir, yanlış yere Noble Fantasm atmışım. Bir de şiir de yazıyorsun abi, söz de yazarsın her türlü. Yani harcanıyorsun efendim ben. Abi, yanlış hedefe Noble Fantasm atmışım. Ok ya, artık bunun da Türkçesi varmış. Da... Güzel. Garden of Avaron. Deniz kızı var mı hiç bunda? Deniz kızı Servant hatırladığım kadarıyla yok. Orada sabah bir belgeselde seyrediyorum. Aslında o deniz kızlarını şeye bağlamaya karar vermişler. Tüberküloz hastalığının belirtilerine. Ve yemeğim geldi. Boş ver. Ne söyledi? Pizza. Ne? Aa, severim. Severim geldi. Evet gençler, geldim. Hoş geldin. Neşe katın neşenize, Alfa Bey'le. Bir de aç kapı, aç kapı artık. Evet, pizzamızı da aldık. Dur, mutfaktan bir de acı sos alacağım. Ha? Ben askerden döndüğümde İstanbul'a uğruyormuşsun. Dedim. He? Sen ne zaman döneceksin? Ocağın sonunda işte. İyi abi. Toplaşırız, buluşuruz. Aynen. Aynen. Köfteniz... Kaan, bu sefer seninle geldiğinde ortaklaşa nargileye girelim. Çoğu seninle içersin zaten. Çok güzel özlüyorum. Eski günleri çok özlüyorum. Nargile Board Game günlerini ya. Allah kahretsin. Bu arada annemle yemek zevklerimiz konusunda bir anlaşmazlık geldi aklıma. Annem baharat çok sevmez, ben çok severim. Bağırın. Asik bağırın. Can onu yapalım, onu böyle toplu yapalım ya böyle yani hani. Abi ben zaten artık bu bünyede bir tanesini tek başıma hayatta bitiremem. Hayır, toplu yapalımdan kastım şu, yani board game'i yapalım. Yapalım abi ya. Ama öbürünü de istiyorum. Tabii, board game'i nargile de. Ha, bu arada kancilerde daha fazla karakter var Mandarin Çincesinden.
Vallahi benim Mandalorian'dan tek bildiğim şey Baby Yoda. Evet, komik ama gerçek. Evet. Hadi gereğiz. Ama işin içine sadeleştirilmiş Çinceydi. Pardon, geleneksel Çinceydi ama şu an geleneksel Çince olarak geçen değil. Cidden geleneksel Çince. Günümüz Çinlilerin okuyamadığı. Onu da katarsan Çince eziyor bayağı. Ama günümüz Çincesiyle günümüz Japonca dersin Mandarin Çincesiyle günümüz Japoncasını kıyaslarsan Japonca daha fazla kanjiye sahip. Ama günlük hayatta daha az kullanılıyor. Çok komik detaylar onlar. Ben altta batmışken ülkem İspanya ile savaşa girmiş. Ne güzel kralım ya. Masa başında uyuyorum ve ülke savaşa gidiyor. Durak satmadın mı oyunu? Unutmuşum. Kendi savaşa girer mi olamazsın? Evet. Sen Ocak sonunda buluşuyorsak aksilik olmazsa bayağı bir kaba sakal can görürsünüz. Ne? Bayağı bir kaba sakal can görme olasılığınız çok yüksek o zaman. Hı. Güzel. Ama ben sağlı mağara adamı. Hatta mağara adamı cosplay'i evet. Yapacağım abi ya. Az önce kendi şey kalemde sayısal üstünlükle yenildim. Bu oyunu çok seviyorum. Ya abi sen gene iyisin. Biz bir sefer Age of 2 oynuyoruz. Arkadaşın ülkeyi iki işgalci ülkeden çıktı. Bir ayıya öldü. Evet abi. Sen gene haline çıkıyorsun. O çok güzel bir oldu. Adam işçi kaçırdı sağ sol. Gitti o işe. İşçi yanında iki tane işçisi gitti ayıya öldü. Abi işte bu yüzden Kastamonu'da dikkat ayı çıkabilir diye tabela var. Ama Age of 2 yok. Utansınlar. Kesinlikle lazım. Mitoloji oynuyorduk değil mi o? Mitoloji mi oynuyorduk, iki mi oynuyorduk? Ümit şu an var ama. Biri Whitebolar'la uğraşır, biri ülke önerir. Efendim? Bense Godhead, biri Whitebolar'la uğraşır, biri ülke önerir. Bense Goddamit, bir doğru yakalan doğru. Yalnız onu da waifu yapanlar var. Girme, yapma. Çıkamayız, yapma. Bir dakika, kimi waifu yapmışlar? Boş ver ya, boş ver. Yani bu sefer hani FBI kesmez yani, FBI kesmez yani. Bunu böyle galaksi arasından falan kuvvetler gelir artık. Yap.
Ayş. Ama kabul et. Üzücü bir gerçekti. Yani meşhur internetin meşhur kurallarından birisini hatırlatmak gerek yok. If it exists, there is. It exists. There is a thing. There is something. Kaç sene şey geliyormuş, gördünüz mü? Bioshock Infinite'in yeni oyunu. 200 senesi varmış ama rahat. Sanki Infinite'e mi devam yapıyorlar? Yoksa Bioshock'un bir oyunu gelecek. Genel Bioshock serisindir o. Ha, bilmiyorum. Ama Infinite'in dünyasına geçerse ben kafayı yerim. Tam o kadar detayını hatırlamıyorum ya. Şu anda aklıma biz çalmaya başladık. Garden of Avaron. Tabi önce bir Liz'in NPC'si gelecek. Abi benim favori silgimi geçen baktım 20 lira. Oha. Oğlum bir silgi o kadar para. Şey Milan'ın sabun kalıbı boyutundaki silgileri var ya. Evet vardı. Ben hayatımın önemli bir kısmı bu distilttim. Ortaokul ve lise hayatımın neredeyse tamamı bu arada bahsettiğiniz şey. Hiçbir zaman kırtasiyede özel bir markaya özen göstermedim ya. Ne bulursun? Abi benim ne bulursun? Ama kalem çok seviyorum. Yani nasıl Babakkan. Bir Budizm nasıl bir din? Güzel soru. De bunun cevabı bayağı uzun. Hem de bayağı uzun. De yayın birazdan bitecek. Başka yayın artık. Ama özetleyecek olursak sıfır tanrılı, güzel, insanın iç huzuruna odaklı, barışçıl bir din. Bu evet sıfır tanrılı. Ayrıca sıfır saçlı. O da var. O da çok önemli. Zaten herhangi bir tanrıya inanmıyordum. Baktım bunlar da aslında gerçek değil. Ya bana inan. Ya ben de aynı şeyleri vaat edip yapmam yani. Yabancıya gitmesin en azından. Evet. Lize buff basıp duruyoruz. Bizim buffları.
Kafirsin sen kafir kan. Şu an burada... Dur. Çaycı Hüseyin'i bilmiyorum da geri kalanlarımızın hepsi İslamiyet'e göre kafir kabul ediyoruz. Yok be, benim aram iyidir. Her akşam görüşüyoruz, konuşuyoruz biz onlarla. Bizim bir çay grubumuz var. Ben bir süre yokum yalnızca. Ben zaten yayını bitireceğim şimdi. Hatta o yüzden gitmeden önce 2 dakika bir bekle. De gitmiş bile. Evet. Müslümanlıkta hiçbir dine saygı yoktur. Cidden. Şu an seni yazmadım, gördüm de. Bu da Müslümanlar da diyor. Yani. Güzel soru. Yani. Kesinlikle. Evet, ana ödüllerin hepsini temizledi. Ciddi. Lottery'deki 2 günde. Şimdi ek ödüller kaldı. Onları da temizleyeceğim. Ben de efendim? Tog yapımı. Ben de az önce 3. tog yapımı buldum. Abi bir tane buldum. Yani bak. Şimdi arkadaşlar çok arada... kısa özet geçeceğim. Bu arada elimde çok fazla Lancer upgrade item'ım var ancak olur da Eraşke gelir diye kullanmıyorum şu an. Bak yaşadığım şans seviyesi çok kısa, yani istatistik olarak anlamanız için söyleyeyim. Pokemon'un bir olayını tuturum 150. Başka olayını tuturum, o da artı 107 ihtimal. Olması zaten zor. Onun haricinde birden 1'e kadar alabileceği rastgele değerler var. Tek bir değer hariç hepsi çok yüksek geldi. Ve o tek bir değer en kritik değer. Yani %98'ine kadar doğru kalan %2'de patladı. Bu arada ufak bir şey düzelteceğim. Aslında Arap kültürü hani o bildiğinden çok farklı bir şey. Arap kültürü bayağı rahat bir kültür aslında. Şey, hani o din dersinde falan anlatılan cahiliye dönemi diye geçen şey var ya. Onlar bayağı yalan. Hey. Tamamen şey hani, önceki dönem çok kötüydü, o yüzden bu tutuldu falan mentalitesi yapmak için.
Din yalan zaten. Ya kardeşim o kadar da yalan değil. Ama dedi pagan adam. Kardeşim din yani sonuçta. Hatta yani Enes. Ona demiyorum. Pagan ol, pagan olup bunu söylemen olay. Şey yani bir dine mensup olup bunu söylediğin için diyorum. Yani. Ki o eski anlatılarda işte şey. Arabistan'da şey paganlar zaten. Yo her böyle her İsmaili din oluşumunda şey. İşin şeyi ne derler? Kötü çocuğu mu? Bir şey, bir tabiri vardı onun. Günah keçisi. Her günah. İşi nerede onun günah keçisi paganlar olmuş. Paganist nasıl? Her zaman. İstisnasız bir şekilde. Ha. Valla trollediğini biliyorum ama çok güzel bir Big Bang teoremi üzerinden şey buna şey ciddi bir yanıtım da var. Kısa bir özet geçmek isterdim de o kadar vaktim var. Çok kısaca şöyle bir şey söyleyeceğim. Big Bang devamı olur. Big Bang bütün şeyleri, kuvvetlerin toplamı teknik olarak yoktan bir Big Bang var olabiliyor abi. Sıfır. Her şeyin, bütün kuvvetlerin Big Bang'in. Ha bu arada dağları kim yarattı sorusuna da şöyle yanıt verebiliriz. Kime göre? Tektonik plakalar. Yani mesela. Önemli varoluşsal bir sohbet kaçırdım mı? Hayır ama kapanış konuşmasını yapmaya sırası sende. Yap bakalım kapanış konuşmasını. Neden ben? Çünkü bana yaptın. Because fuck you, that's why. Ben burada hiç yapamam. O kadar kötü olmazdı aslında düşününce köfte. Bana uyar yani. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Hadi yayını kapatın. Yayın bitti. Gidin uyuyun.